Merhaba sayın seyirciler, kayıt dışına hoş geldiniz. Çok güzel konularımız var ve tabii ki konuklarımız var kayıt dışında bu hafta. Hepimizin merakını cezbeden, hep böyle söylüyorum ama bazı konular gerçekten oldukça etkileyici oluyor biliyorum. Sizler de zaman zaman, ben her ne kadar yayın için kullanmıyorum desem de sosyal medya bazı hesaplarımdan özellikle istediğiniz konular var. Onların başında geliyor bugün konuşacağımız konuklar. Ve konuğumuz dolayısıyla hemen bilgi vermek ve takdim etmek isterim. Ardından sosyal medya paylaşımımız için bilgi vereceğim. Yazar Erhan Altunay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Erhan Bey. Siz biliyorsunuz sizi etiketliyorum zaten adınız geçtiği zaman. Evet. Sağ olsun izleyicilerimiz çok sizi sağ görmeyi çok istiyorlar. Ve tabii ki Ertan Özyiğit'le birlikteyiz. Merhaba Ertan Hayırlı Bey. Hayırlı yayınlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi paganizmi konuşmuştuk hatırlarsınız kayıt dışında daha önce. Erhan Altunay'la Paganizm 1 kitabını konuşmuştuk ve benim de çok etkilendiğim Masalcının üzerine konuşmuştuk. Bugün yine konuşacağız, bu programda konuşacağız çünkü konularımızı bulabildiğimiz bir kitap Masalcı. Ama yeni bir kitabımız var, Erhan Altunay'ın Mezopotamya ve Mısır Paganizmi kitabını armağan edeceğiz değil mi? Evet, Erhan Bey, bugün edelim. Kayıt dışı soru soran izleyicilerimize çok güzel dumanı üzerinde bir kitap geliyor efendim. Mezopotamya ve Mısır Paganizmi. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Kitabı kütüphanesine almak isteyen, okumak isteyen izleyicilerimizden kayıt dışına katılımlarını bekliyoruz. Biz de tanıyacağız tabii neler olduğunu kitapta. Ama hangi konular dedim? İstanbul'un bilinmeyen kültürleri, bilinmeyen kısmının özellikle altını çiziyorum. Çünkü konuyla ilgilenenler her ne kadar araştırsalar da konuk Erhan Altunay ve tabii Ertan Özyiğit olunca duyulmamış şeyler konuşacağımızın işaretlerini almış oldunuz. Tapınakçıları tabii ki konuşacağız. O yüzden söyledim zaten özellikle tapınak şövalyeleri konusunun birçok izleyicimizin çok ilgilendiğini biliyorum. Dolayısıyla tapınakçılar hangi kutsal emanetlerin peşinde? Buna ışık tutacağız. Erhan Altunay'a soracağım. Ve hem güncel hem tarihi bir araya getiren bir başlığımız var bugün. Tapınak şövalyelerinin ekonomik yaptırımlarla bugünlerde çok konuştuğumuz özellikle hepimizi ilgilendiren bir konu. Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlar. İşte bu noktada tapınak şövalyelerinin rolü ne? Oldukça ilginç bir konu değerli izleyiciler. Ve zamanda yolculuk konusuna kayıt dışının son bölümüne doğru ışık tutacağız. Bu konuda Erhan Altunay'ın paylaşacağı çok önemli bilgiler var. Peki Twitter'dan bize hangi başlıkla soru soracaksınız söyleyelim. Bilmek isterim ki, hashtagimizi tekrarlıyorum. Bilmek isterim ki hashtag ile sorularınızı yöneltirseniz mutlaka hashtag'i koyunuz lütfen. Sadece isimle, isimleri etiketleyerek değil, bilmek isterim ki hashtag'ini sorularınızın başına koyarsanız böylelikle görmemiz daha kolaylaşır yayın sırasında. Sadece isimle biraz karşımıza çıkmayabiliyor yayın sırasında. Hayırlı güzel bir yayın olacak inşallah. Evet, inşallah. Buyurun Ertan Bey. Şimdi tabii kutsalların kutsalı diye bir kavram var. Bu kavram neresi? Bahsedilen yer Kudüs ve Süleyman Tapınağı, hı hı, ve kutsalların kutsalı olan Ahit Sandığı. Tapınakçılar diye bahsetmiş olduğumuz ve hep programlarımızda geçirmiş olduğumuz bu gizli örgüt kutsalların kutsalının peşinde oldu çok uzun süre. Ve daha sonra kutsalların kutsalını acaba ele geçirdi mi? Bu programda bunları konuşmaya çalışacağız. Ama bu programda çıkış asıl sebebimiz Türkiye'ye açılmış olan Amerika Birleşik Devletleri'nden bir savaş. Bu savaş bir ekonomik bir savaş. Bu savaşın arkasında olan üstün akıl diye bahsettiğimiz insanlarla tapınak şövalyelerinin arasındaki ilişkileri konuşacağız. Ve en önemli konulardan birisi yine gelecek konu İstanbul'a. İstanbul'un tapınak şövalyelerinin Haçlı seferleri sırasında aramış olduğu gizemli hemen hemen tarihsel tüm tarihin hepsinde geçen tüm ögelerin peşinde koştuklarını ve şu anda tekrar ne aradıklarını bugün masaya yatırmaya çalışacağız. Şimdi Erhan yeni bir kitap çıkarttı. Sen de işte Mısır Paganizmi diye tanıttın. Evet, şimdi biraz dinler tarihine
Evet. Hep söylediğim için. Altıncı baskı yapmışsınız bile. Hayırlı evet. Olsun. Pagan gözüyle, paganizm gözüyle, hani o gözle bakmak için. Yani mitoloji değil ama paganizm bağlamında, tek tanrı bağlamında bakmak için önemli bir kitap. Türkiye'de kitap tek yani. Evet. Şimdi bu arada şeylere bakacağız. Biraz işte İngiltere'ye gideceğiz. Çok önemli. Neden? Birisinden. Çünkü Tapınak Şövalyeleri biliyorsunuz Jacques Tomelet'in yakılması operasyonundan sonra iki tane yere kaçtılar. Bir İsviçre'ye, evet, bir İskoçya'ya. Yani İrlanda, İskoçya'ya yerleşmeye çalıştılar. Oradan da İskoçya'dan İngiltere'ye doğru göçtüler. İngiltere'de çok önemli bir mabetin içine girdiler. Yani o bizim için hep bildiğimiz işte Westminster House'un hemen yanındaki ünlü manastır Westminster Abbey'in içinde. Gerçekten orası bir manastır mı yoksa tapınakçıların özel bir manastırı mı, tapınağı mı? Onları göreceğiz inşallah programın ilerleyen sürelerinde. Bizden ayrılmasınlar. Gördünüz. Evet. Çok önemli birisi. Yine Oliver Cromwell ile ilgili bir belgeler açıklayacağız. Ne yapmış? Ve de en önemli insanlardan biri Benjamin Franklin. Albert Pike yok mu? Albert Pike'siz olur mu? Albert Pike'la ilgili benim araştırmalarım var. Kitap falan almıştım. Evet. Mektuplarıyla ben de onları anlatacağım. Tamam. Yine evet. Adı geçsin bugün. Başlayalım. Şimdi hadi. Hani masalcı diyor ya Ayasofya'nın ne çok taliplisi var diye. Evet. İstanbul'un çok taliplisi var. Kesinlikle. Masalcıya buradan selam göndererek biz başlayalım. İnşallah bu arada bize. Konuşurken soralım hemen başta. Masalcı 2 diye bir önceki programda hazırlıyorum demiştiniz. Ama arada başka bir kitap daha var. Çok önemli bir kitap. Çünkü şövalyeler diyoruz. Türkiye'deki ve İstanbul'daki şövalye faaliyetleri, İstanbul'un gizemleri onunla ilgili. Özellikle Osmanlı'nın son döneminde mason ve şövalye faaliyetlerini anlatan bir kitap yolda. Çok sevdiğim biriyle yazıyorum. O yüzden hani önce o olsun, ondan sonra büyük ölçüde hazır devam edeceğiz. Büyük ölçüde hazır. Gece saçlı kız var mıydı? Gece saçlı kız. Spoiler vermesek aslında iyi olur ama yine de. Masalcı'da evet ikinci kitap Gece Saçlı Kız bol bol var. Var mı? Tamam peki. Sevindim. Masalcı'nın vefatından sonra mecburi. Güzel haberler alıyoruz. Şimdi tapınakçılara soralım öncelikle size. Kim bu tapınakçılar? Bu soruyla başlanır mı diye düşünecek izleyicilerimiz ama sormam lazım. Kimlerden şimdi, bahsediyoruz? Tapınakçılardan bahsedelim çünkü şimdi bakın bir enformasyon var bir de dezenformasyon var. Tam tabii da yıllardır, bu yüzden soruyorum. Ertan da burada. Tapınakçıları anlatıyoruz. Rahmetli Aytunç Altındal anlatıyordu. İşte yani belli bir bağlamda ama bir anda öyle bir şey oldu ki herkes tapınakçılardan konuşmaya başladı. Herkes evet. Kitap çıkartmaya başladı ve maalesef. Evet. Enformasyondan dezenformasyona olmayan. Gitti. En sonunda da mizah öğesi oldu artık hani. Ne oldu? İşte hava çok yağmur yağdı. Tapınakçılar yapıyor falan gibi mizah öğesi oldu. Gördüm ben gazetelerde dalga geçiyorlar. Bizimle bu şekilde. Tabii enformasyonu kilitlemenin en güzel yolu dezenformasyon. Ortada olabildiğince bilgi kirliliği yaratırsanız aslında alınması gereken bilgi o arada kaynar. O yüzden bir anlamda itibarsızlaştırılıyor. Evet, itibarsızlaştırılıyor. Şimdi işte tapınakçı dediğimizde insanların suratında böyle alaycı bir gülümseme oluyor ama gerçeğe bakarlarsa tabii komplo teorisi dedikleri şeyin arka planı çok büyük. Bakın tapınakçı demek için ben kendi adıma konuşayım. Ertan'ı biliyorum. Tapınakçı olarak mı? Ertan'ın coşkusunu biliyorum. İngiltere'den WhatsApp'tan resim atıyor. Bu kitabı buldum falan diye. Böyle görüşüyoruz hani. Bize de sağ olsun. Evet. Ziyaret ettiği mekanları hemen paylaşıyoruz. Evet. Bunlardan zevk alarak yapıyoruz. Hani tapınakçı demek için ben Orta Çağ kaynaklarını okuyorum. Sürekli Fransa'dayım, Latince kaynakları yani Google okuyorum. Profesörlüğü olmaması Google lazım. Profesörlüğü olmaması lazım. Bir de hani Google'un da ötesinde hayalci profesörlük de olmasın. Artı paranın tarihini bilmek gerekiyor. Bunun nasıl işlediğini bilmek gerekiyor. O ailelerin ilişkilerini bilmek gerekiyor. Dinler tarihi bilmek gerekiyor. Ezoterizm. Ondan sonra bir yargıya varıyorsunuz ama birisi çıkıyor işte bunlar tapınakçı. Şimdi o yüzden çok iyi toparlamamız gerekiyor hani tapınakçı, şövalye kavramlarını.
Biz tabii Türkiye'ye karşı şu an gerçek bir ekonomik savaş var. Evet. Türkiye tabii ekonomisinin de özelliğinden biraz daha etkileniyor ama şöyle bir durumumuz var bizim. Buyurun. Bu ekonomik savaş dünyada ilk defa olan bir şey değil. Çünkü parayı ekonomiyi silah olarak kullanmak çok eski çağlardan beri olan bir şey. Niye biz şövalye diyoruz burada? Şimdi bunu aslında bu programda anlattık bir kere daha. Çok hızlı geçeceğim üstünden. Şövalye dediğimiz, tapınakçı şövalye dediğimiz. Bakın bir çok kısa bir özet yapayım. Bir, yani ilk defa dinleyen izleyicilerimiz olursa ki bilmek istiyorlarsa daha da ayrıntısını hashtag'imize yazabilirler. Sorularımız hazır diyorlardı biliyorsunuz. Evet, yazsınlar biz de önümüzde cevaplayalım. İlk parayı Lidyalılar buldu diyoruz değil mi? Evet. Lidyalıların bulmasının çok basit bir nedeni var aslında. Sartçayı, Lidya orada, Sart bölgesinde Sart'ı ziyaret edenler vardır. O dönemlerde elektron adı verdiğimiz gümüş altın alaşımı, küçük pullar yüzüyormuş derede. Şimdi boşuna aramayın yok. Ondan sonra onları topluyorlar, üstüne resim darp ediyorlar bir yüzüne. Öbür yüzünde tutturmak için kuadratum inkuzum dediğimiz bir tutturma işareti var ama bir yüzüne resim darp edip altın ve gümüş karşılığıyla mal alıp veriyorlar. Yani para daha Lidyalılar zamanından beri belli bir karşılığı olan bir şey. Altın ve gümüş unutmamak evet. lazım. Değerli altın madenden bahsediyoruz. Evet. Evet. Bir kağıt parçası değil yani. Aynen. Aynen. En önemli kısmı bu zaten. Evet. Şövalyeler ilk olarak senetı kullandıkları için bunu çok anlattım artık bir daha şey yapmayayım. Kitaplarda var. Ayasofya kitabında var özellikle şey senet kullanmayı ilk buldukları için parayı kağıt olarak kullanmayı bulan insanlar. Fakat bakın burada çok önemli bir şey var. Şimdi ilk senete şövalyeler, tapınakçı şövalyeler buldu. Ve böylece kağıdın para yerine kullanabileceğini bilen insanlar oldu. Ve zamanla kağıt paranın tarihini okusun insanlar. Google'dan bile okusalar hani orada çok şey anlatıyor. Çok önemli bir şey oluyor. Bunlar aslında bir akit demek daha doğru değil evet, mi? Paradan akit, not çok akit. Daha doğrusu evet. senet. Yani bank, nasıl bir not, akit? Not. Akitten bahsediyorum. Notun karşılığı akit. Bahsettiğimiz konu şu. Birisi yolculuğa çıkacak. Evet. Nereden çıkacak? Paris'ten başlayacak veya Fransa'dan. İşte Kudüs'e hacı olmaya gidiyor. Tamam. Hacı olmaya giderken diyorlar ki ya yolda belli ki soygunlar yapılıyor o dönem. Evet. Diyor ki basitçe anlatıyorum. Ben size diyor şimdi bir yazı yazıyorum. Kim yazan? Tapınakçı. Diyor ki bu yazıyı götürdüğünüz yere iletirseniz bana vermiş olduğunuz paranın oradan alabilirsiniz. Hmm. Çünkü soyulsa da bunun karşılığında bir kağıt olduğu için soyguncular çok buna almıyor. Veyahut da anlamıyor ne yazdığını. Damgalar mamgalar var üzerinde. Burası çok önemli yalnız. En önemli. Damga konusu, tabii, damga konusu damga ezoterik dediğimiz, işaretler var. Tabii işaretler. Doların geleneksel olarak üstünde ezoterik sembol olmasının nedeni budur. Sembollerden bahsedelim. Evet, sembol. Özel bir herkes tabii tapınakçılar kendi özel sembolünü basıyor. Alan da onu anlayamıyor ne olduğunu Beyza. Yani ne işte bir tane sembol var. Karşı tarafta çünkü bildiğiniz üzere gizli örgütler sembolizma üzerinde çalıştıkları için bir sembolün anlamını ancak o sembolün anlamını bilen anlayacağı için götürüyor, veriyor. İşte o işte, hacı olmak isteyen adam Kudüs'e gittiğinde Kudüs'te bunun karşılığına bakıyor adam diyor ki tamam buyurun paranızı. O biliyor sembolü ne anlama geldiğini. İlk 100 altın verdiyse 95 altın tabii, veriyor. İlk da zamanlar burada kesiyor. İlk zamanlar bunları tamamıyla para karşılığı yapmazken belirli bir süreden sonra artık bunun karşılığında %1 para almaya başlıyorlar. Bununla birlikte çok zenginleşiyorlar diye bir hikaye var. Hepsi yalan. Nasıl? Değil tabii. Değil. Tabii. Yalan yani şimdi, değil tabii. Gerçek. Yalan dediğimiz şu. Yani bu kadar zengin acaba bu hacılarla oldular mı? Şimdi. Evet zenginliğin tabii, bir bölümü zenginlik, hacılar tabii. Tabii çok yarısı yolda telef olduğu için paralar onlara kalıyordu. Tabii. Burada burada çok ilginç bir şey var. Bunu mutlaka söylemem gerekiyor. Tapınakçıları. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Tarihin bu tozlu raflardaki kısmını bilmek gerekiyor. Bu para işine girdikleri zaman asıl adı Pauper Humiliti Christi, İsa'nın fakir şövalyeleri bunların asıl adı.
Bunların koruyucusu bir Godfather'ları var. Bernardo Clairvaux. Bernardo Clairvaux'a gidiyorlar. Diyorlar ki yani hocam biz para işine giriyoruz diyorlar. Bernardo Clairvaux siz diyor İsa'nın fakir şövalyelerisiniz işte öyle bir şey. Yazar sonra koyarım Twitter'a. Siz diyor para işi yapamazsınız diyor. Ama diyor bunu para işi yapan Yahudilerle birlikte yapabilirsiniz diyor. O dönemden beri hani Yahudi aileler yönetiyor derler ya. Aslında o dönemden beri o Yahudi aileler bu parayı kullanmışlardır. Paranın emanetçisi bile, diyelim emanet mi burada? Çantacısı, emanetçisi. Rothschild ailesi bile ilk Waterloo Savaşı'nda servet yaptığı zaman biz emanet parayla yaptık bu serveti demiştir. Emanet para olmasının nedeni bu. Bunun zaten tarihteki ikinci kanıtı da ilgilenen tarihçi varsa ki olduğunu zannetmiyorum. Yahudilerin öldürülmesini, kıyamını Bernardo Clairvaux durdurmuştur. Bundan sonra Yahudilere saldırılmayacak demiştir. Ve bugüne kadar gelen Yahudi aileleri bu parayı kullanmıştı işte ünlü bankerler. O işbirliği hem şövalyeleri hem aileleri zengin etmiş. Bakın bunu öğrenmek isteyen olursa, meraklı izleyicimiz olursa bana her zaman yazabilir ama çok basit bir şey var. YouTube kanalında da anlattım. Çok basit. Bankalar Caddesi'ne gitsin. Osmanlı Bankası binasına baksın çok meraklı izleyicimiz. Osmanlı Bankası binasına bakıldığı zaman Osmanlı Bankası'nın ilk bank otoman olarak kuruluyor ama orta Rothschild ailesidir. Osmanlı Bankası yani Osmanlı'da para basma imtiyazını bulunduran bankanın bir orta Rothschild ailesidir. Ve Osmanlı Bankası'nın binasına baktıkları zaman ne göreceğiz? O soylu dediğimiz ailelerin almalarını görürüz. Tepesinde hepsi tamam. Bugün duruyor. Bugün Osmanlı tarihinin en önemli yerinde oradan okuyabilirler. Bu kadar önemli bir şey yani. Bizim şövalye dediğimiz... Binayı bulabilir mi şimdi Buket? Bulabilir belki. Bir bakması lazım. Bulursa harika evet, olur. Buket bir bulursan binanın bize... Evet. Bu şu demektir. O zamandan bu zamana kadar aynı zamanda bu adamlar parayı silah olarak kullanıyorlar demek. Bakın bunlar komplo teorisi değil, bunlar tarih. İşte tarihten bahsediyoruz. Bunları araştırdığınız zaman bulabileceğiniz şeyler. Çok benim da şey hep anlattığım değil. Bütün program boyunca yani kayıt dışına başladığımız günden bugüne kadar hep anlattığım bir konu var. Dünyada iki tane güç birbirleriyle kavga ediyor, evet. Savaşıyor diye. Bunlardan bir tanesi şu anda 1733 dediğim benim masonik yapı, Amerika'daki masonik yapıyla işte Rothschild'ler dediğimiz aileler birbirlerini de inanılmaz şekilde kavga ediyorlar. Bunlar daha önce kavga etti mi? Şimdi geçmişte, tarihte geçmişte, yani. Şimdi tapınakçılar bunlara parayı emanet ettikleri bir süre var. Evet. Bu süreden sonra yine kötü kullandılar ve yine başlarına bela geldi ve hatta İngiltere'den kovuldular bile bu yüzden. Kendi tabii ki yani şimdi oralara geleceğiz anlatacağız. Yani kendi zenginliğini oluşturdular ama ana öğe devam etmiyor. Gene oradan yani, emir alıyorlar. Bir de şöyle bakmak lazım. Para çok önemli bir güç mü? Tabii ki güç. Çünkü ama paradan daha güçlü bir kavram var. O da ne? Silah. Silahınız yoksa parayı hükmedemezsiniz. Çünkü niye? Parayı koruyup, şimdi Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz zaman dolar aklımıza geliyor. Evet. Doların arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin işte nereden baksanız işte 800 milyar dolarlık işte silah harcaması veyahut da işte silahlı kuvvetlerine yatırmış olduğu para olmasa Amerikan doları bu kadar kuvvetli olabilir mi? İmkan var mı? Yok. Peki... Birincisi paraysa, arkasındaki güç silahsa, silahın arkasındaki bir güç var mı? Onu konuşacağız şu anda. Hı hı. O gücün ismi akıl. Akıl nerede daha çok? Yani paranın hükmettiği toplum daha çok Yahudi aileler, Rothschild'lerden bahsediyorken akıl dediğimiz kavram 1733 tarafında. Yani daha çok tapınakçılar, masonik yapının evet, bunu daha çok akıl, çok önemli. Akıl ürettiler. Bakın şimdi gazete yazar, köşe yazarı arkadaşlarımız var. Hani bu konularda çok inceleme yapan kitapları basan insanlar var ama bundan hiç bahsetmiyor kimse. Yani bunu anlamadığımız sürece bu kavgayı anlayamıyoruz. Çünkü
Nereden çıktı bu kavga? Bahsettiğim gibi 1290'da İngiltere'den Yahudiler kovuldu. Şimdi 1. Charles tarafından kovuldu. Neden? O döneme geleceğiz. Çünkü yine aynı şekilde parayla birlikte güçlerini oluşturmaya başladılar. Güçle birlikte... Parayla işte, dediği emanet para. Emanet para tabii. Güçle birlikte sistemi yönetmeye çalıştılar. Asker falan toplamaya başladıkları sürece. İşte 1. Charles 1290 yılında İngiltere'den bütün Yahudileri alıp sürdü. Bu sürgün hem akıl Hollanda'ya hem güç gitti, hem silah tabii. sahibi olamazsınız. Olamazsınız çünkü bırakmazlar. Bakın aynı şekilde söyleyeyim. Tapınakçılar da para sahibi değiller. Çünkü hiçbir zaman önemi olmadığını biliyor tapınakçılar paranın. Çünkü ama birilerini kullandırıyorlar. Birileri, işte, tarih boyunca işte Erhan'ın biraz önce bahsetmiş olduğu gibi yani işte aslında şöyle. O zaman silah olarak mı kullandılar yani? Yani Champagne işte bölgesindeki. Kullanmadılar. Daha doğrusu güç olarak. Bölgesindeki işte Hükdepen dediğimiz adam yani bu işin kurgusunu yapan tapınakçıları ilk Kudüs'e gönderen adam. Hani 9 ailesinden birileri vardı gitti filan diye hikaye var ya, o ailesi filan değil. Onların hepsi 9 ülkeden özellikle seçilmiş şövalyelerdi. Ailesinden değildi. Yazılanların hepsi yanlış. Gitti yerinde gördük diyorlar ya. Ha. Şimdi, ne diyorsunuz Erhan Bey? Ben... Şimdi hangi şöyle, yere gittiğini merak tabii, ediyorum. Şimdi şöyle bakmanız lazım. Niye? Ailesinden Hükmepen şeyleri almış. İşte ailesinden 9 tane şövalye almış. Hı hı. İşte biz demiş ki İsa'nın fakir o askerleri olalım. Gidelim işte Kudüs'e. İşte hacıları geçirelim. Böyle baktığınız zaman o zaman tapınakçıları anlamamış oluyorsunuz. Şimdi Erhan'a soralım bu soruyu daha iyi olur. Şöyle ne soralım? Diyelim ki tapınakçılar bilinçli mi gitti? Yoksa gerçekten İsa'nın fakir askerleri miydi? Konumuz bu. Vallahi şöyle söyleyeyim, giderken fakirlerdi. Döndüklerinde zengin oldular. Tabii o zaman ama bahsettiğin Hükdepen'den bahsediyorsun. Champagne çok, yani eninde sonunda doğurdu yani. Tam seçilmiş şövalyeler miydi? Nasıl yani fakir söyledim. Olabilir ki adam? Şimdi bakın o zaman çok geçmişe dönelim. Evet. Burada bir yan efsanelerle karışık şeyler var. Champagne bölgesi çok önemli bir yer. Evet. Frankofon, Anglofon tabii. farkı aynı yerden söz ediyoruz. Champagne bölgesi çok önemli bir yer. Çünkü Champagne bölgesinde... merkeziyetçi yönetimin daha az borusu ötüyor. Orada daha rahat insanlar. Geleceğim biraz sonra. Tapınakçılar zaten özgürlükçü bir yapı hazırlamışlar. Kutsal kan efsanelerinin asıl çıktığı yer çıktığı zaten. Champagne ve Akiten. Şimdi şöyle bir durum var. Bu şövalyelerin geçmişi var. Şimdi bilmezsin sen. Albert Pike diye biri var. Evet. Bilmez mi? Hiç bilmem. Ondan sonra bunun bir kitabı var. Morals and Dogma diye. Evet. Bunun 30. Mason, biliyoruz Albert Pike önemli bir insandır. Çünkü Masonluğun 3. dereceden sonraki derecelerini o yazmıştır. Masonlar da bilmiyor çoğu. Tabii. Bunu az önce ekler ve pide yerken konuştuk. Plus kısmı mı? Yok şimdi... hani yani üst dereceler. Programın dereceler görünmeyen moderatörü Albert Pike zaten. Evet, evet. Ama Francis Bacon'u burada atlamamamız lazım. Yani tabii. Benjamin Franklin de var şurada. Bütün evet, yapıyı biraz biliyoruz. Sonra Benjamin Franklin'e gireceğiz. Çünkü Londra'da Benjamin Franklin'in evini ziyaret ettim. İnşallah evet. oradan da... Selam söyleseydin. Evet. Şimdi şöyle bir olay var. 30. derece yani Masonluğun üst dereceli 33'e evet. kadar giden tölye dediğimiz kısım. Burada 30. derece Kadoş Şövalyesi ritinde, ritte 30. derecede çok önemli bir öykü anlatır Albert Pike. Aslında bu bir başka kaynaktan aldığı, yarım yamalak aldığı bir şeydir. Merhaba. Ondan geldi. Sonra sen, evet. seni arıyor. Ondan sonra burada çok önemli bir şey söyler Pike. Bu kaynağı gördüm ben. Şimdi uzun uzun üstünde durmayalım. Şunu söyler, şövalyeler Kudüs'e gitmeden önce İstanbul'a gelirler. Bravo. Merak eden Morals and Dogma'dan suyunu okur. İstanbul'a gelirler. Konu. Evet. Patrik'le görüşürler ve Patrik'e derler ki, ey Patrik, Hezekiel kitabında ölçüleri verilen tapınağı biz senin için yapacağız. Sen de bize yardım et derler. Ve rivayete göre
ki o kitapta vardır. Mikhail Psalos ne kadar yaşadığı belli değil. Adam her yerden çıkıyor. Belki de hani sembolik bir şekilde kullanıyorlar. Bunları inisiye etmiştir. Yani ezoterik örgüt aslında İstanbul'da kurulmuştur. Tabii. İstanbul'un gizemlerinden bir tanesi. Aynı zamanda da... ama şeyi konuşmadan olmuyor. Psalos dediğimiz zaman bu Psalos ne oldu da hani bir anda ortaya çıktı bunları inisiye ediyor. Psalos delinin teki, zaten kompleksli, nadan bir adam. Romanos Diogenes şeyi kaybedince savaşı, Malazgirt Savaşı'nı. Ha ben olsaydım kaybetmezdi, işte beni almadığı için kaybetti falan diyecek kadar kompleksli bir adam. Ama Bizans'ta biraz büyücü olarak falan tabii tanınıyor. Tabii kompleksli demeyelim de şöyle demek daha, yani tabii yani öyle, yapıyorsun ama şöyle bakmak lazım. Yani Psalos'un elinde ne var? Psalos dediğiniz adam aslında Katolik Kilisesi'ni parçalamış bir adam. Yani bu arada Ortodoksluğu, yani oluşturan Ortodoksluk hikayesini yazan adamın kendisi bu adam. Niçin? Büyük çünkü elinde bir sonra elinde bir kitap var. Harran'dan gelen bir kitap adamın elinde. Bir Psalos bir gün yine bir ayin sırasında, o zaman Katolik Kilisesi'nde ayin sırasında ona, tabii hikaye böyle, ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz. Ayin sırasında ona bir varaklar gelir. Yani varak dediğimiz işte altın varak. Yok şeylerden bahsediyorum. Kağıt parçaları. Çoğulu evrak. Evrak. Çoklu evrak. Varaklar gelir. Adam varakları açtığında der ki burada başka şeyler yazıyor. Dediği şey hermetik bilginin kendisidir. Ya da başka tapınakçılar, bir büyük kitabı gelir. Büyük kitabı. Tapınakçılar aslında hermetik bilgiye de daha çok, yani başka bir anlamda üstün aklın dünyayı görüş kitabı diye bakalım. Hermetik bilgilerden o kitapta ben oldukça bahsediyorum. Reklam kız. Hermetik bilgiler olduğuna bakar. Hermetik bilgileri açmaya, okumaya başladığı zaman Katolik Kilisesi'nin teslis inancının ne kadar yanlış olduğunu ve bir uydurma bir hikayenin tarafından bunlara satıldığını öğrenir. Ve buna karşı çıkmaya başladığı anda İşi biraz daha Ortodoks Kilisesi'ne doğru yaymaya başlar. Dolayısıyla Katolik Kilisesi'nin en büyük kavgası aslında Batı Roma'nın Doğu Roma'yla işte bu inanç farklılığıdır. Yoksa zenginlikler falan değil. Çünkü bu aynı zamanda Psalos kimdir? Danışman, çok önemli bir majisyen, yani büyücü. Aynı zamanda önemli bir bilgin. Ve kimine göre tetragramatonluğu kullanan insanlardan bir tanesi. Yani biraz sonra konuşacağımız zaman yolcularından birisi olduğunu söyleniyor. Evet, bedensel bir zaman yolculuğu mu, yoksa bir hani astral bir seyahatten mi bahsettiğimizi bilmiyoruz. Bunlardan bahsedilir. Dolayısıyla konumuz şuraya geliyor. Niye geldiler işte... bahsettiğimiz 9 tane şövalye bu ve 9 tane şövalyeyi inisiye edildi. Çünkü 9 tane şövalye Katolik değiller artık. Şimdi burada onlar, tabii konuyu dağıtmayadan orada hemen şöyle söyleyeyim. Şövalyelerden bir adı Ektopein. Pein pagan demek. Tabii. Bunlar pagan ünvanı alıyorlar. Çünkü o dönemde Fransa'da Pein ya da Pain ünvanı Psalos şuradaki suratsız soldaki. Evet. İmparatorla. Orada o ünvanı almalarının nedeni Katolik Kilisesi tebrik ediyorum. Kendilerinden olmayan herkese pagan diyor. Yani Müslümanlar da pagan, Ortodokslar da pagan. Bunlar da farklı bir inanç taşıdığı için, çünkü şövalyeler Yohannit'tir, ona geleceğim hemen. Farklı inanç taşıdıkları için bunlar da kendilerini pagan diye nitelendiriyorlar. Bir ya örgüte inisiye olmaları lazım, İstanbul'a geliyorlar. Bakın İstanbul çok önemli. İstanbul şövalye inancında Kudüs'ten sonra ki şehirdir. İkinci şehir. Evet. İkinci şehirdir ve Haçlı Seferi her defasında üstüne basa basa söylüyorum. Haçlı ruhu, Haçlı Seferi. Bir tane tarihçi demiş ki Bizans Haçlı ruhunun temsilcisidir. Yalan ya, adam tarih okumamış ama tarihçi ünvanı. Bizans'a da karşıdır. Çünkü Haçlı ruhunun anlamı Kudüs'ü ve İstanbul'u Katolik Hristiyanlaştırmaktır gözüken.
Alttaki amaç şövalyeleştirmek. Kim için? Orada. Hristiyanlaştırmak. Tabii. Şimdi onun için bir şey çok iyi bilmek gerekiyor. Neyi? Eğer başlangıçtaki parayı yöneten kim işte Yahudi aileler ve şövalyeler. Çünkü biri Kudüs'ün Hristiyanlaştırılmasını ister, öbürü Yahudileştirilmesini. Aradaki çekişme de budur. Bu Anglo-Sakson Teton Germen şeyine kadar gider. Onun için tarihte çok iyi yerine koymak lazım. Bu efsane olarak alınan şeylere karşı taraf inandığı için bunları iyi bilmek gerekiyor. Bunları küçümsediğiniz zaman adamları anlamazsınız. Ne yazık ki bu tür şeyleri küçümsüyorlar. İşte şövalyeler önce İstanbul'a gelmiştir. Sonra içlerinden bu 9 kişi çıkmıştır. 9 ülke yerinde gitmiş görmüşsün bilmiyorum tabii. Ama 9 sembolik bir anlamdır. Çünkü bir ezoterik örgütün oluşması için 9 kişiye ihtiyaç vardır. O yüzden bunun bir örgüt olduğunu belirtmek için 9 derler. 8 kişi gitse olmaz. Tapınakçıların sembolü geldi. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Hani o yüzden ben öyle biliyorum. Sen farklı bir şekilde anlatabilirsin. Ve onlar Kudüs'e gittiklerinde bir arayış için gitmişlerdir. Yani. Aynı arayış İstanbul içinde olacaktır. Şimdi burada bunu heyecanlı bir yerinde keselim. Tapınakçıların inançlarını da bir geleceğim i̇şte, dediniz yalnız. Şimdi bir adım geriye gidelim. Şimdi bakın. Jung'dan beri bir şey biliyoruz. İnsanlar mitolojiye inanırsa bu ruh hastalığına falan girer ama bu adamlar mitolojiye inanıyor ya da bir takım sapkın inançların doğru olduğuna. Şu an anlatacağımız bir efsane ama şövalye efsanelerinin kökeninde bu var. Şu son çıkacak kitapta ben çok ayrıntılı anlatıyorum kaynaklarıyla birlikte. Şimdi bunların inandığı bir şey var. Birincisi şövalye inancında Mesih'in gelmesi var. Evet. Ve Mesih'e kadar onunla sonsuza dek yaşamak var. Bakın bunu bir kere daha üstüne basarak söyleyeyim. Diyoruz ya servetin %95'ine %5 hükmediyor. Bunlar buna inanıyor. Adamların inancını bilmezseniz anlamazsınız. Onun için inancı çok iyi bilmek gerekiyor. Yani bunlar komplo teorisi, yani efsane, uydurma bugün değil. İçimde adamın kaldı bir şey ekleyeceğim. Şimdi bakın. Ha. Biz eğer ki yani bize yapılan gerçek anlamda Amerika Birleşik Devletleri tarafından dolar üzerinden Türkiye'ye büyük bir savaş açıldı. Oraya geleceğim. Şimdi bunu ekleyeceğim, sen hemen devam et. Eğer ki anlattığımız şeyleri bu yapılanla bağdaştıramazsanız yalnızca ekonomik bir savaştan bahsettiğimize zannedersiniz bugün. Anladığımız zaman ise gerçek düşmanın röntgenini çekmiş oluruz. Ve masaya yatırırsınız, ona göre önlemler alırsınız. Yani bugün bahsedilen ne IMF, bizim bahsettiğimiz bu masada, ne de işte Rothschild ailesinin çok büyük serveti veyahut da işte bahsettiğimiz FED değil. Bu bilinçle dinleyin diyorsunuz. Evet, bu bilinçle dinlediğiniz zaman röntgeni çekebilirsiniz. Yani gerçek düşmanın kim olduğunu anlamazsanız, yani yoksa deriz ki işte FED para işte faizleri arttırdı, biz de arttıralım vesaire vesaireye döner iş. Geçen gün Cumhurbaşkanı dedi ya bunlar teşkilat. Aslında bunların kurduğu teşkilat, derecelendirme kuruluşu, kredi kuruluşu, hepsi uydurma isimler altında IMF. Nasıl okudunuz Cumhurbaşkanı'nın? Aynen. Evet. Uydurma isimler gerçekten altında bu ekonomik teşkilat savaşın bir parçaları. Şimdi burada İnançları bilmezseniz dediniz. Ama bunları bilmezsek gerçekten gelen şeyi anlamayız. Çünkü Kudüs önemli, İstanbul önemli. Kudüs'ün önünde İstanbul var. Türkiye'yi bir şekilde bölmek ve yıkmak zorundalar. Kudüs'ten sonra demek istiyorsun. Önce ya da sonra artık. Şimdi şurada bir şey var. Bunlara inandıkları Mesih'in gelmesi. Mesih Kudüs'ten gelecek. Ve Hazreti Davut soyundan olacak. İnançlarını söylüyorum. Hazreti Davut soyundan gelecek ve Kudüs'ten gelecek. Şimdi bir, Hazreti İsa geldiği zaman, Hazreti İsa'dan önce Vaftizci Yahya, Hazreti İsa'yı görüyor, sen Mesih'sin diyor. Ve Mesih'in geleceğini söylüyor. Şövalye inancına göre Hazreti İsa Mesih değildir. Yahya geleceğini söylemiştir ama gelen o değildir, Mesih değildir.
Çünkü krallığı kurmamıştır, tapınağı inşa etmemiştir. Sembolik olarak demiştir. Ve Hazreti İsa'nın soyundan gelecektir ama Mesih. Çünkü o Davut soyundandır. Efsaneye göre Hazreti İsa'nın soyu Fransa'ya gitmiştir. Maria Magdalena ile evlenmiştir. Meşteli Meryem. Fransa'ya gitmiştir. Merovenciler şu bu. Ve o soy Şampanya bölgesinde yaşamaktadır. Ama bunların olması için de Mesih'in elinde kutsal emanetler olması gerekir. Ahit sandığı bunlardan biri. Ve kutsal emanetleri bulmak için gitmişlerdir aslında. Yani bunlar öykü gibi geliyor ama insanlara büyük bir ortaçağ külliyatı var. Bunlardan büyük bölümünü de Eleanor'a, masalcıdaki Akitanyalı Eleanor'a yazdırmıştır. O kandandır. Ve yazdırmıştır bizzat kendisi ve kızı. Elimizde bütün bu külliyat var. Eski Fransızca bilenler Türkçe'de basılmadı, okusunlar. Ülkede 3-5 kişi var bunu bilen. Yani bunları okuyup çıkartıyoruz bunu. Hani hiç kimse burada komplo teorisi olarak almasın. Yıllar geçti bunları şey yaparak. Ve işte Kudüs ve oradaki emanetler birinci amaçtır. Ama fakat onunla sınırlı değil emanetler. Değil. Fakat şöyle de bir durum var. Bunu da anlattım. Daha da geniş anlatacağım kitapta. Bir efsane daha var. Çok önemli bir efsane. Ayasofya'da Pelin'le zaten üstünde durduk bunu. Justinianus Ayasofya'yı yaptığı zaman tapınak olarak yapıyor. Süleyman'ın tapınağı yıkılmış vaziyette. Bunu da defalarca söylüyoruz televizyonda. Sadece Ömer Faruk Arman Hoca ile ben söylemiş oldum. Pelin söylemiş oldu. Tapınak Titus zamanında yıkılmıştır, doğru. Ama Adrianus zamanında temellerine kadar sökülmüştür. Tapınak diye bir şey kalmamıştır. Bir bıraktıkları o duvardır. Ve o duvar öyle şey olsun diye değil, böyle ders olsun diye bırakılmamıştır. Bugünkü arkeolojik şeyler ne olur araştırsın insanlar, bana en son küfrettiler. Bugünkü ağlama duvarı denilen duvar, Force Antoniani, Force Antoniani, genitif çekiyorum ya ben de kafamda. Force Antonia, Antonius duvarıdır. Antonius'un yaptığı duvardır. Hani bu Kleopatra ile şey yapan, bir olup Octavianus'a saldıran. Yani Roma duvarıdır. Roma şehrinin duvarıdır. Çünkü tapınağa ait hiçbir şey kalmamıştır. O yüzden tapınak yoktur. Bakın, Yahudilerin 3000-5000 yıl başkenti de yalan. Adrianus zamanından sonra Kudüs'te hiçbir Yahudi varlığı yoktur. Sıfırdır. Her zaman oraya Jüpiter tapınağı dikmiştir çünkü Adrianus. Ne zamana kadar? Konstantin zamanına kadar. Elena oraya gidiyor annesi ve oraya kiliseler yapılıyor. Ondan önce orada Jüpiter tapınağı var. Artık tapınak falan da yok. İlk barış Müslümanlarla geliyor oraya. Şimdi Justinianus tapınak olmadığı için tapınağı İstanbul'a yapmıştır. İki tane tapınak yapmıştır Justinianus. Önce bugün Saraçhane'de kalıntıları olan Aziz Polyektus Manastırı ve Kilisesi, kilisesi tapınak modelinin birebiridir. İkincisi Ayasofya. Ve efsaneye göre Justinianus ayıt sandığını bulur, Polyektus'a koyar. Bugün Saraçhane'nin olduğu yerde. Bir gece rüyasında Hazreti Musa gözükür Justinianus'a, der ki onu oraya koyma. Çünkü onun yeri tapınak. Justinianus sabah kalkar ve der, Kudüs'te tapınak yok, nereye koyayım? Ama Ayasofya var. Ayasofya var. Çünkü Ayasofya'ya girdiğinizde tapınağın sembolü vardır. Kapısında. Dikkat etmek gerekir. Pelin'le yazdık onu uzun uzun. Ondan sonra Ayasofya'da durduğuna inanılır ayıt sandığını. Kudüs'e ve İstanbul çok önemlidir şövalyeler için. Mutlaka ele geçirilmelidir. Bugün yani şövalyeler Ayasofya'da olduğuna mı inanıyor? İnanıyor. Yoksa bu ya, Kudüs'le ya beraber Ayasofya'da bir olasılık olarak? Olasılık olarak oluyor. Zaten iki yer. Kudüs'e gitmişlerdir. Zaten bugün arkeolojik kazılar gösteriyor ki tapınak alanında, Mescid-i Aksa alanında, nerede olduğu belli değil ya tapınan, her yerde kazı yapmıştır bunlar.
Templiye kılıcı falan bulunmuştu, inmişler aşağıya. Rivayete göre bir takım yazılar falan bulmuşlardır. Ölü deniz yazmalarına benzer. Bu dehlizlerde ne hissettiniz dehlizler yürürken? Kavramlık. Soruyorum ve reklama gidiyoruz. Birazdan devam edeceğiz. Kayıt dışına devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından değerli izleyiciler, bilmek isterim ki etiketiyle Twitter'dan sorularınızı, katılımlarınızı hem takip ediyoruz şu ana kadar yapmış olduğunuz hem de bekliyoruz. Erhan Altunay'ın son kitabı Mezopotamya ve Mısır Paganizmi, kayıt dışı sorusu soran izleyicilerimize armağan edeceğimiz kitap bu haftaki programımızda değerli izleyiciler. İstanbul'un bilinmeyen kültürlerini, tapınakçıların hangi kutsal emanetlerin peşinde olduğunu konuşacağız dedik. Ve ekonomik yaptırımlarla tapınak şövalyelerinin bağlantısını konuşuyoruz. Çok çarpıcı hususlar ortaya çıkıyor. Ve son olarak son bölümde zamanda yolculuğa geleceğiz. Söyleyelim, tapınak şövalyeleri deyince o kadar farklı konular, sorular var ki. Ama konuşulan da tabii Erhan Altunay'ın özellikle yorumlarıyla daha farklı bir hal alıyor. Dolayısıyla okumuş, araştırmış olanlar da farklı sorular yöneltiyor. Bildiklerini tekrar gözden geçiriyor. Şimdi güncelleyince bilmek isterim ki Onur Kılavuz diyor ki Erhan Altunay bu kadar şeyi nereden biliyor? Burada çayları tazeledik. Masalcının o şeyli bergamutlu çayı kadar lezzetli olmasa da artık bizim ikramımızı bir gün yine konuk olduğunuzda bergamutlu çay getireceğiz evet, ki havaya girelim biraz diye. Bu arada canlı yayındayız. Bilsin izleyicilerin saat çoğu... Söyle, saat söyle. Saat şimdi 23.01. Evet. 23.01. Canlı yayındayız. Herkes takip etsin. Evet. Evet. Yani soru sorabilirsiniz. Pardon. Buyurun. Rahat rahat cevaplayabilirsin. Hani herkes bir izleyicimiz tekrarı bile müthiş demiş. Sağ olsun da tekrarı değil tabii şu an. Canlı yayındayız şu anda. Bilmek isterim ki etiketiyle yazarlarsa cevaplamaya çalışıyorum. Ben bunu çok fazla kullanmıyorum aslında. Bugün mecburen şu anda kullanıyoruz. Çünkü pazar gününü ekranda olduğumuz saatlerde evet, bir yanılgıya düşünmesin diye. Ama söyleme ihtiyacı duyduk. Tekrar zannedildiği için canlı yayındayız. Ezoterik 14. yüzyıl Avrupa'sında tapınak şövalyeleri tarafından başlatılmış olan dine karşı savaşı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yürütmektedir diyor bir yorum eklemiş. İstanbul efsunlu bir şehir mi? Bilmek isterim ki. Doğrudur, Onur efsunlu Gündüz bir şehirdir. %100. Çünkü çok uzun süreden beri Keltler burada ayinlerine devam ediyor. Şu anda dahil olmak üzere. Nerede, nerelerde diyor. Bunun devamı gelir. Tabii gelecek, devamını anlatacağız. Tamam. Justinye'nin, yine Onur Kılavuz diyor ki bilmek isterim ki Justinye'nin "Ey Süleyman seni yendim" demesi Ahit Sandığı'nın Ayasofya'da olduğunu ispatlamaz mı? Tapınak şövalyelerinin günümüzdeki karşılığı kimlerdir diyor Emine Yakup. Yorumları atlayıp sorulara gelmeye çalışıyorum. Hasan Ünlü diyor ki bilmek isterim ki Gül ve Haç örgütü tapınak şövalyelerinin içinden çıkmış bir yapı mıdır? Evet. İstanbul'un sırları hususunda Gül ve Haç örgütün yeri nedir? Özler Şeyda Uyanık diyor ki hala İstanbul'un peşindeler mi? Masalcı'da bahsedildiği gibi hala İstanbul'da emanetler var mı? Şebnem G diyor ki bilmek isterim ki bütün tapınakçılar Katoliklere düşman mıdır? Kiliseye düşman diyelim. Öyle mi? Tabii. Bu alanda da Vatikan'da... Yani Hristiyanlık kavramını kendi bilinçlerinde farklı gördükleri için... Şimdi ben başka bir yere de getireceğim. Bir tane çok güzel soru var. O soruyu ben özellikle yanıtlamak istiyorum. Hangisi? Ezoterizmi ve FETÖ ilişkisi ve Kasım Gülek kimdir? İlginç bir soru çünkü. Şimdi hemen cevaplayacak mısınız? Yok, ilerleyen dakikalarda tamam. Unutmazsam tamam. Cevaplayacağım. Ben güncelleyene kadar 132 soru daha geldi. O çok altta kaldı onu. Bulamayabilirim. Evet, bir soru soracağım. Şimdi şöyle bakmanız lazım. Şimdi tabii ben analitik düşünmeye hep çalıştığım için. Şimdi kavramımız şu değil mi? Bu tapınak şövalyeler diye adamlar var. Evet, bu adamlar bir anda ne oluyorsa oluyor. İşte ahit sandığının peşindeler. Kutsal emanetlerin peşindeler. Bu arada hiç kadın şövalye olmamış herhalde. Var tabii. Var. İşte birkaç tane. Jean d'Arc mesela bir tanesi. Jean d'Arc tamam. Bir tane. Ve Jean d'Arc bir eninde sonunda tapınak şövalyesidir aynı zamanda.
Evet. Bir de dili Akitanyalı Eleonora var. Şimdi şöyle bakmamız lazım. Peki bu adı, bu bahsettiğimiz bütün kutsal emanetler Hristiyanlıkla ilgili emanetler mi? Niçin soruyoruz bunu Beyza? Hiç konuşulmamış, sorulmamış bir soru. Herkes şunu söylüyor bize. Tapınak şövalyeleri kutsal emanetlerin peşinde. Tapınak şövalyeleri de başka bir dine inanıyorlar. Bunların hiçbiri Hristiyanlıkla ilgisi yok. Hani bunlar hermetikti? Öğrenmişlerdi hermetizmi. Peki neyin peşindeler? Erhan? Neyin peşindeler? Şimdi bak, bu şu değil. Bu çok eski bir efsaneye dayanıyor. Hermetizmi ezoterizm bağlamında biliyor, öğreniyorlar. Hermetizm dediğimiz ne? Önce onu açıklayalım o zaman. Mısır paganizminin batıya geçmiş hali. Orada hermetik tabloları falan hepsi var. O kitapta bulurlar ayrıntısını. Mısır paganizminin batıya geçmiş hali hermetizm. Ama bunun içinde çok önemli bir bilim var. Kimya, simya. Çünkü Mısır'ın toprağını, yani kem gözlerden korusun falan. Mısır'ın toprağı kara topraktır. O kara toprağın bilimine kem ülkesi, kam ülkesi derler Mısır'a. Alkimya derler, yani alkimi. Simya buradan geçmiştir. Yani simya kelimesi batı dillerine, kimya kelimesi de buradan geçmiştir. O kim? Mısır'ın kara toprağıdır. Şimdi tabii bir ezoterik backgroundları var. Hristiyanlığa inanmayıp emanetlerine inanıyor değiller. Hristiyanlığın, yani kutsal kitabın içinde aslında kutsal kitaba inanıyorlar, Tevrat bölümüne. Yani Mesih'in geleceğine, eski ayete. Fakat Hazreti İsa'nın o olmadığını, onun için orada satır aralarında çok gizli mesajlar veren bir dört İncil'den birisi, diğer üçünden farklıdır. Satır arasında çok farklı mesaj verir. Çok dikkatli okursa. Evet, bir tanesini okuyalım efendim, hazır. Var mı? Evet, var. Dikkat, evet. Dikkat efendim. Evet. Efendim, evet, sayın diyor ki. Peder. Hangisini okuyorsa? Üçü okuyacağım. Çünkü üç iyi. Hayır, Yaradılış okuyorum. İncil'den oku. Eski Ahit'ten okuyorum. Aslında farklı İncil'den oku bir şey. Şimdi şöyle. Nasıl keşke. Şimdi çok. O ne demek istediğini anladım. Ben Londra'da 1700'den kalma bir İncil satın aldım. Evet. Ama bayağı büyük bir İncil. Bir dahaki programa muhakkak göstermek için getireyim. Bayağı büyük bu, hani filmlerdeki olan kitaplar gibi dev bir İncil. O İncil'i getirecektim bugün ama hatta Erhan'a gösterecektim burada. Evet, getireceğini zannediyorum. Şey, nereden buldunuz? Şeyden bir işte açık arttırmaya girdim, oradan aldım. Ben de çok önemli çünkü şöyle unuttum. 280 yıllık bir İncil o, almış olduğum İncil. İçinde bazı şeyler farklı. Erhan da onu değinmek istedi. Atıfta bulundu. Oradan da bir şey okuyacağım tabii. Şimdi sana. Şimdi. Eski ahit önemli. Çünkü yeni ahitle ilgili kavramlarda şöyle bir problem var. Yeni ahit 4 kanonik İncil'de. Ama şey, bak o değil. Benim anlatmak istediğim şu. 4 kanonik İncil'den bir tanesi diğer üçünden farklıdır. Tabii. Onun şimdi, da ver onu. Yuhanna'ya geleceğiz efendim. Evet. Tamam, dur şimdi. Başlangıçta ben ilk bir girizgahımı yapayım ya. Hayır, konu dağıldı şu an. Tamam. Şimdi 4 kanonik İncil var. Bunlardan bir tanesi çok farklı Erhan dediği. O da Yuhanna. Yuhanna İncil'i biraz daha diğerlerin. Yani aslında İncil şöyle bir şey. İncil İsa'nın, Hazreti İsa'nın, onlara göre Tanrı İsa'nın yaşamış olduklarını anlatıyor. Kimin ağzından? Bizdeki hadisler gibi. Hangi İncil'ler? 4 kanonik İncil. Eski ahit değil. İncil'i ikiye bölüyoruz. Bir Tevrat olan kısmı, eski ahit kısmı, bir de 4 tane kanonik İncil. 325'te Konstantin'in bunlar ve işte 6000'e yakın varaktan, tek sayfadan çoklu sayfaya kadar 6000'e yakın varaktan oluşturulmuş bir kitaptan bahsediyoruz. Tamam. Yuhanna ise burada tamamıyla farklı. Yuhanna neyi anlatıyor? İşte kıyamet, miyamet, hep konuştuğumuz konuları. Fakat eski ahit, yani İdris peygamberin Tot'un da bilgilerini sakladığına inanıldığı, kim tarafından? Şövalyeler tarafından, onlardan bahseder. Örneklerden bir tanesi işte Yaratılış bölümünü okuyacağım şimdi. Yaratılış bölümünde çok önemli. Diyor ki Yaratılış bölümünün 3
Şimdi tam sayfayı da çıkartıyorum efendim. 3. bölüm 22'yi okuyorum. Diyor ki, çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesinin yediğinizden gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Yani onlar da meyveyi yediler ve Tanrı gibi oldular. Bunu hatırlıyor musun? Nerede geçiyordu bu? Yine tapınakçıların başka bir kolundan bahsediyoruz. Skull and Bones. Hmm. Skull and Bones'un belki Buket ekrana verir. Logosunu hatırlıyor musun? Kuru kafa vardı. Kuru kafa ve kemik. Evet. Kuru kafa ve kemik aslında tamamıyla tipik bir tapınakçı logosudur, sembolüdür. Onun altında 322 yazar. Evet, İşte bu buradan gelir. Der ki, onlar da o yasak meyveden yediler ve onlar da artık Tanrı gibi oldular. Bilmeye başladıklarından bahsediyor. Tapınakçılar da der ki, aslında bu kavramın özü serpent dediğimiz, aslında daha çok şeytan diye Kur'an'da geçen, onlara göre Lucifer, yani aydınlanmanın kendisi olan ve aydınlanmayı getiren fikirden doğduğuna inanılıyor. Yani bütün olayın aslı buradan kaynaklanıyor. 3.22. Eski Ahit'ten okuyorum. Sen evet, bir şey okuyacaksın. Bir şey okuyayım. Al. Oradan dediniz Erhan Bey. Dur, ben kaldığım yerden devam edeyim. Tamam, mi? Devam et. Tamam. Tam kaldığımız yerden devam edelim. Bunlar Yohanna İncil'i farklıdır. Onu ezoterik kabul ederler ve hani senin soruna cevap vermeye çalışıyordum aslında. Ben de unuttum nerede kaldığım artık. Şövalyeler. Ben de bir şeyler anlatıyordum. Eski Ahit'le çok şeyimiz yok fazla şu an. O meşhur kuru kafa da tabutta şöyle yattığınız zaman hani kafa ve şöyle çapraz kemik kalır. Korsan şeyi, bayrağı aslında Tamplie, tapınakçı bayrağıdır, oradan geliyor. Aslında aynı zamanda Hiram'ın gömülme şekli. Evet. Bunu unutmasınlar. O amblem Hiram'ın, hani bahsedilen Hiram Usta var ya, evet, ünlü işte mason. Onun gömülme şeklidir. Çünkü onu gömerken kırarlar kemiklerini. Kırdıkları zaman bu hale getirirler. Şey geldi. Evet. Onun için evet, geldi. Bundan bahsediyoruz. 322. Nereden? Evet, bu. 322. Evet. Şimdi Buket'in rüyasına girecek gece. Şimdi şu durumu çok iyi bilmek gerekiyor. Bunların inancına göre Mesih bu kutsal emanet denilen sihirli olduğuna inanılan araçları da kullanacak. O onun Mesihliğinin bir kanıtı. Aynı tabut sekine kutsal insanlığın olduğu gibi. Yani bu çok önemli bir şey. O yüzden onların bulunması lazım. Ortaya çıkartılması lazım. Bu böyle bir masalcı gibi kurgu değil. Bütün tarihi kaynaklarda olan bir şey. Orta çağ tarihini okusunlar. Kutsal emanetler için İşte neler yapılmış, hacılar nereye gidiyor falan. Bunların hepsi kayıtlarda var. Şimdi asıl şövalyelere geldiğimizde bir, şövalyeler kendilerini kutsal kanın koruyucusu olarak kabul ederler. Yani Mesih kanının, devam eden Merovenj kanının koruyucusu biziz derler. Burada çok ilginç bir şey var. Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Tarih bu da. İşte bunu bilmeyen tarihçilerle tartıştığım için biraz dertliyim ben de. Komnenos krallığı zamanından Bizans'ta, yani 1100'de, hatta aynı devre şey Pselos'un da yaşam süresi belli değildir ama oraya denk gelir. Komnenos zamanında Adel de Champagne'ın kızı Anne de Champagne torun Alexis Komnenos'un eşi olarak gelir. Yani kutsal kan evet, İstanbul'a gelir. Burada torun Alexis Komnenos'la evlenir. Norwich'in kitabı bile anlatıyor bunu. Çok merak eden okur. Yani bunlar komplo teorisi değil. Ondan sonra ölür, fakat torun imparator olamadan ölür. Ve bu kadın tutar şeyle evlenir. Bir Theodor Branis. Bizanslı bir komutanla. Çok ilginçtir öykü. Çünkü buna çok iyi bilmek gerekiyor. 1402 yılında İstanbul Haçlılar tarafından işgal edildiği zaman Haçlılar bütün Bizanslı komutanları öldürür. Anne de Şampan gider, durun der, ben kandanım.
Ne yapıyorsunuz? Ve Theodor Branis İstanbul kralı varken İstanbul valisi olur. Adamı öldürmek bir yana vali yaparlar. Yani çok ilginç bir şekilde ona dokunamazlar. O yüzden şövalyeler. Bir kutsal tadı. Tabii ki bu tarihte var. İstanbul tarihinde var. Sonra bir şekilde Palaiologos hanedanına geçer kutsal kan. Hatta Bizans garnizonu devriye kuvveti dolaşırken bir Fransız gelir der ki şehirde ordu yok, Fransızlar gitti der. Gel al İstanbul'u der. İmparatorun haberi olmadan İstanbul alınır. Yani Fransızlar bir şekilde Palaiologos'a vermişlerdir. Onun için Fatih'i sevmezler. Fatih kutsal kanın imparatorluğunu yıkmıştır. Tabii. Yani çok efsanelerle karışık bir şey bu. Ama çok uzatmayayım ben. Şuraya gelmek istiyorum. İstanbul'da Fatih'in portresiyle ilgili de sizin bir okumanız vardı, evet, değil mi? Evet, Pelin'le yapmıştık. Buna içeren evet. Bir mesaj içerdiğine dair. Onu hatırladım. Ve İstanbul ve Kudüs her zaman nihai hedefleridir. Bakın bugün de böyle bu. İstanbul ve Kudüs beraber. Ve bugün Kudüs'ün, Osmanlı geleneksel olarak Kudüs'ün koruyucusudur. Sadece Pax Ottomane, Osmanlı barışı zamanı Kudüs barış içinde olmuştur. Ve bugün bu belli bir plan uygulanıyor. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum YouTube kanalında. Artık YouTube'dan anlatıyorum çünkü olabildiğince az televizyona çıkacağım. Çünkü artık bu kadar dezenformasyonla aynı kulvarda olmak istemiyorum. YouTube'da daha serbest konuşabiliyorum. Ama yavaş yavaş eleniyorlar onlar Erhan. Bakalım. Yani çünkü izleyici artık o kadar akıllı ki. Umarım. Kimin nerede öyle olmaya devam ediyor. Umarım. Artık kimin ne söylediğini, kimin nerede yanlış yaptığını çok iyi biliyor. Veyahut da kimin kimden çaldığını çok iyi bilmeye başladı. Evet, inşallah. Şimdi bir şey var, bakın Trump iktidara geldi. Trump iktidara gelirken yanında bir kuruluş vardı, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Senin şirketin. Evet, Cambridge Analytica. Arada birbirinize böyle gönderme yapıyorsunuz. Yok, ya. Cambridge Analytica ile benim çok ilişkim var. Yani vardı, çünkü kapandı Cambridge Analytica. Julian benim arkadaşımdır. Ondan sonra şöyle bir olay var. Cambridge Analytica, Trump'ın seçim kampanyasını yapan şirket. Çok ilginç kampanya yaptı. Bütün eyaletlerde bilgi topladı, yaptı işte. Halkın görüşlerini aldı ve Trump ona göre konuştu. Ve seçim olup Trump kazandıktan sonra, o yüzden ben gayet rahat Trump kazanacak dedim. Diyordunuz. Çünkü kampanyanın her şeyini biliyorum. Bütün ayrıntılarını biliyorum. Sonuçlar bende, anketler bende. Hani Trump'ın kazanacağından %100 emindim. Fakat şöyle bir olay var. Cambridge Analytica olduktan sonra Trump başkan olduktan sonra Washington DC'de ofis açtı ve Trump'ın yanında kaldı. Şimdi Trump bütün halkla ilgili şeyleri oradan alıyordu, yapacağı şeyleri. Trump'ın üstüne bir yerden baskı gelmeye başladı. Bu senin de konuna giriyoruz şimdi. Bu şirketle ilgili mi? Hayır, yani ilgili. Bazı şeyleri, Kudüs hakkında özellikle. Ha. Ve Cambridge Analytica karşıydı bunlara. Hani İsrail söylemine. Çünkü neydi Trump'ın asıl şeyi? Amerika yeniden büyük olacak. Evet. Biz önce kendimiz işte sağlık reformunu, şunu bunu yapacağız. Arkasından dünyanın işlerini karıştıracağız. Great America again. Evet, aynı şey. İşte bu en önemlisiydi. Trump'ın böyle çıktı seçim kampanyasında. Fakat ne yaptılarsa Cambridge Analytica'yı Facebook olayı patladı. Ki o dönemde ben konuştum çünkü yöneticisiyle Cambridge Analytica'nın. O dönemde yasal olmayan hiçbir şey yoktu dedi. O dönemde açık vardı, uyardık dedi Facebook kullanıcılarını. Bilgiyi aldık, sonradan olan şeyler kapatılması. Ama birileri dedi pompalıyor bizim aleyhimizde bütün dünyada. Ve Cambridge Analytica'nın kapanmasına kadar gitti bu. Ve Trump yalnız kaldı. Bir plan işliyor Kudüs'e karşı. Hmm. Ve yani onun yalnız bırakılması da plan dahilinde. Plan dahilinde. Ben içinde olarak gayet iyi görüyorum. Kim ne derse desin, pek aldırmıyorum yazanlar çizenler artık. Burada çok önemli bir şey var. Kudüs planı işlerken İstanbul'a karşı saldırmak gerekiyordu. Yani Türkiye'yi bir şekilde güçsüzleştirmek gerekiyordu.
Bakın bu rahip bozuntusu 2 yıldır süren dava. Şimdi mi çok önemli oldu bir anda? Yok, bırakmış. Yok işte zaten, bırakmayacaklardı. Evet, evangelik oyları almak istiyormuş da Trump işte yapıyormuştu. O da var bir yerde ama Türkiye'ye bir şekilde saldıracaktı. Meşhur hikaye vardır bilirsin. Kuzu su içiyormuş deveden, kurt gelmiş yanına, demiş seni yiyeceğim, niye? Benim suyumu kirletiyorsun. Ters yön demiş, bana gelmiyor ki demiş, sana gelmiyor ki, ben ters yön diyeyim. Yani kurt sıkılmış yemiş. Hani Amerika öyle işte, bahane buluyor yapıyor. Bakın Türkiye'de dolara oynamak istedikleri zaman, çok ayrıntıya girmeyelim ama Türkiye'den dolar çeker, yatırım kuruluşları çeker, doları yükseltir. İşte teşkilat olan bu. Derecelendirme kuruluşları not düşürür, o çeker. Evet. Türkiye'ye böyle bir savaş açarlar bunlar. Bunlar ahlaksız bir savaştır Türkiye'ye açılan. Kredi derecelendirme kuruluşlarının notu düşürmesi de. Tabii ki. Ne oluyor? Not düşerse ne olur? Fitch'ler böyledir işte. Fitch hepsi, evet. Ne oluyor? Türkiye daha pahalı para alıyor. Faizler yükseliyor vesaire. Dolar yükseliyor. Ahlaksız bir oyun oynanıyor Türkiye'ye. Ama hepsi mantıklı bir mantıklı. Bir kronoloji içinde gidiyor şu an. Her şey bir mantıksal yol izliyor. Onun için bunu çok iyi okumak lazım. Başlangıçtaki soruya geldiğimizde... Evet, Suadi sorunun cevabı. Şövalyeler evet. Ekonomik doğru savaş açıyor mu? Doğrudur. Evet, şimdi şöyle... Ama dezenformasyon çok olduğu için... Önemli bir soru. Tamam. Affedersin. Dezenformasyon çok fazla olduğu için soytarılar bazı. Şakaya vuruyorlar artık yani işte. Yani Türkiye, komplo teorisi. Evet, şudur budur işte, çok yağmur yağdı. Yani şöyle bir şey aslında yok. Yani diye. Şöyle bir mantık oturmuyor. Şöyle, bu adamların hermetik bir akılla, hermetik bir bakışla dünyaya egemen olmaya çalışıyorlarsa, bu adamların ne işi var? İşte bahsettiğimiz ahit sandığından veyahut da bahsettiğimiz mızraktan vesaire vesaire. Hermetik altyapısı şimdi, olan... Şimdi aslında şöyle düşünebiliriz. Mızraktan bahsettiğimiz var veya kutsal kaseden bahsettiğimiz zaman bunların çok önemi yok. Asıl olan ahit sandığının kendisi. Çünkü ahit sandığı aslında Hazreti Musa çaldığı yer, yani aldılar götürdüler, çaldılar oradan. Nereden çaldılar? Piramit, büyük piramitin kendi içinden. Dolayısıyla bu büyük piramitin kendi içinden çalınan ahit sandığı hermetik bir akıl. Yani çünkü zümrüt tabletlerde bile bununla ilgili bütün şeyler, vesikalar var. Dolayısıyla aslında arınılan şeyin çok özetle bahsedilen kutsal emanetler, ya adam zaten Hazreti İsa'ya inanmıyor. Çünkü niye inanmıyor? Bir kere peygamber olduğuna inanmıyor. Yani kimi şövalye tarikatlarına baktığınız zaman, bilhassa Bulgaristan taraflarında filan ki olanlara, Bogonlara yani, onlar diyorlar ki zaten bizim için Yahya önemlidir. Kimi şövalye tarikatları ki bunların hep çoğu %80-85 daha çok inandıkları veyahut da baş tacı ettikleri kişi Meryem'in kendisi. Çünkü her yerde Meryem ögelerini görmeye bak. Atanıyorum da analım buradan. Yazmış olduğu kitaptan dolayı çok değerli bir kitap. Şimdi dolayısıyla aslında aranan şeyin ne olduğunu çok iyi bulmamız ve bilmemiz lazım ki o zaman otursun. Niye İstanbul önemli? Biraz önce bahsetmiş olduğu gibi Erhan'ın. Çünkü ahit sandığı kimi bilgiye göre Ayasofya'nın tam ortasında kerubilerin, yani 4 tane meleğin, aslında 2 tane melektir aslen, onların hareketiyle birlikte öyle algılarız biz, 2 meleğin koruduğu tam o avlunun ortasında olduğuna inanılır bir görüşle ilgili. Göksel Gülensoy bununla ilgili araştırmalar yapıyor. Bunu yaptınız mı bilmiyorum birlikte ama. Göksel çok ilginç bir şey yaptı. Göksel Gülensoy'a da buradan selam gönderelim. Yakında World Premiere var belgeselinin, Ayasofya'nın derinliklerinde 23 Eylül'de. Amerika'da olacak. Artık çok büyük bir belgesel olarak geliyor yani. Göksel'i tebrik etmek lazım. Göksel'in yaptığı ilginç bir çalışma var. Melekleri üst üste koyup anime ettiği zaman ne kanat çıkıyor? Çırpıyorlar. Tabii, uçan melek. Ama zaten onun kanat baktığınız zaman herhangi bir gibi grafik akıldan zaten o uçtuğunu görürsünüz. Şimdi İstanbul'daki... Ama burada bir şeyi söylemek istiyoruz bakın. Orada 2 melek var, 4 melek yok. Kerubiler 2 tane. Tamam, ait sandığın...
üzerinde olanlar. Ne dedi tabii, çünkü? Bunlar dedi, diyor ki ayık sandığı, Serafim de diyorlar. Tabii diyor ki iki tane kerubi melek bu ahit sandığını koruyacaktır. Ya aslında, ve onlarla iletişeceksin diyor Hazreti. Tam evet. Ahit sandığının önemini söyleyelim. Tanrı tarafından ölçüleri verilmiş. Tanrı ile konuştukları sandık. Yani birebir sandık vasıtasıyla Tanrı ile konuşuyorlar. Bu eski Mısır adetinden geliyor. Onu da yazdım. Merak edenler okur. Mısır paganizminde var. Mısır paganizminde var. Çok burada hani zamanla ilgili yolculuk tarafına gittiğimiz zaman tetragramaton kısmına girmiş oluyor. İş bir kısmında. Biraz onu sonra konuşalım o zaman. Şimdi şöyle eklememiz lazım ama. Şimdi ekonomi müdürü Müsaade Bey bir soru sordu. Hemen şey bitireyim. Şöyle tetragramaton aynı zamanda bir zaman makinesi. Unutmamamız lazım. Buyurun. Şimdi az önce Erhan Bey sizin söylediğiniz yerde aslında bunu soracaktım da. Diyor ki Sade Bey, evanjeliklerle tapınakçıların arasındaki bağ. Tabii ki vardır. Şu ne kadar evangelistler, güçlüdür? Evangelik değil. Evangelistler bu görünen kısmı diyelim. Görünen kendi yarattıkları oyunları... bir kısım. Bakın tapınakçılar örgüt yaratır. İlluminati de böyle bir şeydir. FETÖ de böyle bir şeydir. Her ülkeye, her duruma göre örgüt yaratılır. Amerika'nın FETÖ'sü evangelistlerdir. Yani Sadi'ye şunu söylemek lazım. Burada çok net. Evangelizm uyduruk bir din. Mezhep yani. Dolayısıyla asıl olan bu işin aslında merkezinde tapınakçılar var. Şunu söylemek istiyoruz. Evangelistlere ne yaptırmaya çalışıyorlar? Kudüs'e yerleşecekler. Hep bu konu o kadar çok konuşuldu ama bir özet hızlı geçelim. Yahudileri de arkalarına alacaklar, Siyonistlerle birlikte. Kudüs'te bir merkez kuracaklar değil mi? Evet. Bunun amacı neydi? Kudüs'te merkez kurdunuz. Din hazır, her şey hazır. Hiçbir zaman bir Yahudi bir Hristiyanla yan yana olabilir mi? Bir Hristiyan bir Yahudi ile yan yana olabilir mi? Olamaz. Niçin? Yahudiler, hiçbir Yahudi İsa'yı peygamber olarak kabul etmiyor. Birinci konu. İkinci konu, hiçbir Hristiyan da dönüp Yahudi'ye şunu diyemez. Ya ne güzel Yahudiler var. Olmaz. Çünkü niye? Tanrılarını çarmıha gerdiler. Uzun bir süre Avrupa'da bu kadar insan katliamı olmasının sebebi, ki bu katliam 80 milyona yakın insandan bahsediyoruz. Yani Hristiyanlıktan bu döneme kadar tahmini rakamlar bunlar. Bu kadar insanın öldürülmesinin sebebi yalnızca bizim şeyimizi astınız diye, Tanrımızı astınız diye. Doğru değil mi efendim? Dolayısıyla yani o zaman bunlar birbirine karşısına gelemiyorsa bir akıl bunları kullanıyordur. Niye kullanıyor? Kullanan kim? Üç tane Dünya Savaşı ve Albert Pike. Yani bir şekilde safları sıklaştırıp Yahudiliği orada daha güçlü hale getirmeleri lazım. Karşılarına yeni güçlendirdikleri bir ülke ihtiyacı var. O da kim? Müslümanlık. Nereye gidiyorum? Biraz önce Atay'ı andım ama Nostradamus kitabında bahsedilen hikayenin aynısı. Yahudilerle Müslümanlar birbirleriyle savaşacaklar. Daha sonra Hristiyanlar Müslümanlara yardım edecekler ve bir dünya savaşı çıkacak. Hikaye bunun üzerine kuruldu değil mi? Bu bahsedilen hikayeyi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Niye? Üçüncüsü dünya savaşı ile birlikte insan nüfusunu 500 milyonun altına düşürmeyi planlıyorlar. Herkes dünyada herhangi bir belgeseli izlerseniz izleyin. Sayın izleyiciler muhakkak buna bakın. Bunların hepsi diyorlar ki insan nüfusu çoğalmaya başladı. Su yetmiyor, gıda yetmiyor, insanlar her yerde, artık bu ne olacak? İnsan yaşı uzadı, artık işte bir şekilde bu insanlar işte şey çocuk yapmasınlar falan fişmekan. Herkes bunun üzerinde kafa patlattığını görüyoruz şimdi. Bütün belgeseller bunları anlatıyor. İşte bunların hepsi bunun ayak izleri. Biraz sonra herkes diyecek ki ya bir de şöyle bakın, buradaki en büyük kavram Yahudilere baktığınız zaman Filistin'de inanılmaz bir eziyet var değil mi? Yani bir soykırım. Ya Yahudiler bu kadar güçlüyse Filistin, yani bu kadar güçlüyse Rothschild, 1960'ta dünya mal varlığının 4 katına sahip olan adam ufacık bir Filistinlilerle dövüşemiyor. Demek ki birileri de Filistin'i orada kontrol ediyor demektir bu. Ve o tutuyor. Tabii tutuyor. Çünkü bu İsrail devletinin büyümesi. Çünkü hem İsrail devletinin büyümesi lazım, İsrail'e karşı da kullanılabilirler. Aynı zamanda DAEŞ üretiyorsunuz.
Müslümanlığa iyi veya kötü, yani bir baktığınız zaman kötü anlamda konuştuğunuz zaman neredeyse Müslümanlık yani artık yerle bir oldu değil mi Avrupa'da? İşte bunlar Daeşçidir, bunlar işte bir başörtü takan birisine bile artık neredeyse Hollanda'da şeyden sınırdan içeri sokmayacaklar. Evet. Şimdi böyle bir akıl oluşturulmaya çalışıyor. Niye? Hepsi işte bahsettiğimiz Armageddon Savaşı'na hazırlık. Ben yine söylüyorum buradan. Geçen programda söylediğim gibi lütfen ve lütfen ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Başkan Erdoğan'ın yapması gerektiği tek bir şey var. Bu savaşa engel olmak, bu oyuna gelmemesi lazım Türkiye'nin. Bu oyunu bozması lazım. Bozması için elinde çok önemli bir şey var, enstrüman var. O enstrümanın ismi de İstanbul. Bu kadar net. Şimdi katılıyor musun Ertan Bey'in Türkiye'nin tarihsel rolü her zaman büyük. Getirdiği konu işte tam da bu konu, kutsal emanetler konusu, bu konudaki İstanbul'un önemi, tapınak şövalyelerinin İstanbul'da hangi kutsal emanetleri arada. Şimdi en önemli olan şunu biliyoruz artık, ahit sandığı. Ama tabii diğer hazineleri sormadan da geçemeyeceğim emanetleri. Yani onların da İstanbul'da olma olasılığı var mı bu arada? Kutsal kase, kayıp öğretiler, eğer hatta İsa'nın kafatası. Sandık kafatası. Buradaysa sandık komple gelmiştir. Her şey mi içinde. Onun içinde? Zaten şimdi bir bakın, bölümü biliniyor. Bakın burada majikal obje olarak bilin. Hazreti Musa'nın asası burada. Hazreti Davut'un kılıcı burada. Evet. Hazreti Süleyman'a ait bir takım eşyaların burada olduğu söyleniyor. Hani aslında bilinen emanetler var. Daha dün ziyaret ettim geldim. Şöyle de söyleyebiliriz. Neredeydiniz dün? Ayasofya'da değil miydiniz en son? Topkapı'daydınız. Anahtarı buldun mu? Yok. Yok bulamadın. Hiçbir yerde bulamadın değil mi? Yok. Tamam. O arada sandık arıyordum. O tamam. Aşağı indik. Sandık var dediler. Ona baktım. Neyse. Şimdi şöyle. Ben bir anahtar istemiştim Erhan'dan da. Şimdi aklıma geldi. Şöyle söylemek lazım. Aranan sandığın içinde neler olabilir? Şimdi. Bahsedilen. Tapınakçılar bu arada şunu da soracağım Erhan Bey'e. Tekrar size tamam. Geleceğim. Allah'tan Beyza Hanım arada özet yapıyor. Ben nerede kaldığımızı hatırlıyorum yoksa. Tapınakçıların inancı konusunu konuşurken hepsinin inancı ortak mı sorusu arka arkaya Hayır. geldi. Başka inançtan hatta Müslüman olan tapınakçı var mı? Dönme diye anılan. Türkiye'de tapınakçı var mı? Şu anda aktif tapınakçı var mı? Diye bir soru vardı. Hatta İstanbul'daki var. Ve Türkiye'deki tapınakçıların evet, kim olduğunu sorunun söylemediğin kişiden ağırlığını bahsediyor. Bilerek 3 evet. soru işaretiyle sormuş Funda Damar. Bilmek isterim ki. Evet tabii var ki, tabii ki mutlaka var. Mutlaka her ülkede var. Karıştırıyorlar. Kendilerine adam topluyorlar. Bazı durumları organize ediyorlar. Adam topluyorlar dediğinize göre bir üst Hayır yani adam topluyorlar bir... dedim tapınakçı olarak değil de alt kuruluşlarına. Bakın bir olay var. Sadece olayı söyleyeceğim. Kasım Gülek'ten söz etmiş. Eşinin anılarda var, röportajda var eşiyle yapılan. 1968 yanılmıyorsam Papa ile konuşuyor. Ne konuşuyorsun, ne konuştu Papa ile Kasım Gülek? Ne konuştu? Dinler arası diyalog diye bir konu konuşmuş. Hmm. Oradan devam ediyor. Fethullah Gülen diye biriyle tanışıyor daha sonra. Hmm. Ordu'da bunu destekleyen bir dönemin genelkurmay başkanı var vesaire vesaire. Şimdi onları benim söylemem burada doğru olmaz. Söylemiş oldum. İsteyenler Nokta dergisini okusunlar 1986 yılının. Yılındaki bir sayısını. Yani çok şey bulurlar. Ama 1986. Şöyle Nokta dergisi. Hı hı. Şimdi bakın çok önemli bir şey var burada. Herkes birbirine o şövalye bu şövalye bu sen şövalye misin diyor. Şövalyeler bu kadar... Açıkta ve ortada gezmez. Daha çok gizlidir ya da kimliklerini gizlerler. Bunlar daha doğrusu alt kuruluşlar vasıtasıyla. Mesela Osmanlı'nın son dönemlerinde, yani Osmanlı'nın içinde şövalye varlığını biliyoruz ama son dönemlerinde bu işi masonlara bırakmıştır mesela. Bugünkü masonluğu kastetmiyorum ama Osmanlı'nın dönemindeki masonluk, çok basit bir şey söyleyeyim. İttihat ve Terakki bütün toplantılarını Mason hocasında yapmıştır. Bunu da açan Emanuel Karasu'dur.
Emanuel Karasu'nun kim olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Meşhur Halife Abdülmecit Efendi'nin tablosunda eli burada silahı çekmeye hazır Abdülhamit'e hal edildiğini tebliğ eden kişi. Yani her şekilde bir yerde varlık göstermişlerdir diyeyim. Çok fazla detayına girmeyeyim. Evet. Olayı. Selçuklu ve Osmanlı Derin Devleti Ahit Sandığı ile ilgili çalışma yapmış mıdır? Yaptı tabii. Ercanoğlu'nun evet. Mutlaka. Bunu bilenler vardı. Bizim yani çok ortada bir bilgi bu. Küçümsememek yani, lazım. Onların da çok çalışma var. Yani Osmanlı döneminde. Yani şeyde şimdi inşallah bu çalışmaların hepsini sır olarak söylemiş olalım. Yakında payitahtta izleyeceksiniz. Danışmanı biliyorsunuz değerli izleyiciler. Bu dönem Ertan Özyiğit payitaht dizisinin. Elimde çok belge var bak ona göre. Evet. Şimdi şunu, tarih şu soru. Bir şey görürsem evet. Ararım seni. Şu yüzden dikkatimi çeken bir soru var. Çünkü girişte Sümerler konusunu gördüğüm için ben kitabı şöyle evet. Bir göz atarken içeride. Tapınakçıların Sümerlerle bir ilgisi var mıdır? Bilmek isterim ki Abdullah Yeşil daha soruyor. Direkt ilgisi olmasa bile tabii ki Sümer paganizmi ve efsanelerin özünü kullanırlar her zaman oradan gelen şeylere. Bakın şöyle bir olay var. Sümer kaybolmamıştır. Yaşamıştır her zaman Orta Doğu'da Sümer inançları ve Mezopotamya inançları. Hı hı. Tapınakçılar bundan gerek İsmailiyeler gerek farklı kaynaklardan yararlanmıştır. Aynı bağlamda Hermetik Mısır'ın Hermetik bilgilerini de almışlardır Ertan'ın dediği gibi. Yani ezoterik bir kol ve ezoterizmin o geçmişine olabildiğince meraklı tapınakçılar. Çıkış noktaları da o aslında. Yalnız merakın dışında bütün yapıyı onun üzerine kurmuş durumdalar. Yani varoluş noktalarından başlayıp yani biraz önce bahsettiğim tetragramaton dediğimiz kavramın Maat kültürüyle, Maat kolejiyle devam eden bir yapısından bahsediyoruz bunu aslında. Bunu aslında tanımlasan iyi evet, olur. Maat işte... Tüyle sembolize edilen evrenin yapısı. Yani aslında bakın bir şey söylemek istiyorum. Bazı şeylerde vardır ya amblemlerde filan görürsünüz. Bir tüy görürsünüz mesela. Evet. İşte o aslında Maat'ın kendisini sembolize eder. Maat kim? Aynı zamanda yaratılışla ilgili, doğrulukla ilgili, inanışla anlatma, ilgili. Çok anlatma, kitabı da kitap, burada yazdın mı? Ben tabii de okumadım ki. Kitabı biliyorsun yeni verdin. Görüyorsunuz evet. Efendim Ertan Özyiğit'e imzalı yeni pişti geldi. Dolayısıyla okumadığım için içinde ne yazdığını bilmiyorum. Demek ki pişti olduk öyle mi? Evet. Tamam. Şimdi bu kültürle ilgili bir kavram. Maat'ın bu kavramların üzerine kurmuş oldukları sistem yani bahsedilen tetragramaton sistemiyle birlikte bütün aklın varoluşu ve bunun ardındaki bütün hermetik yapıyı anlatır sistem. Bununla ilgili bir inanç sistemini düşünün. Ama bu bahsettiğimiz inanç sistemi sizin... Kutsal kana dayanır en sonunda. Tabii ama ezoterik şimdi, bir koldur, kutsal kana dayanır. Hani kutsal kana niye ihtiyaç var? Tevrat'tan çok bağımsız değildir yani. Kutsal kana niye ihtiyaç var? Kutsal kan hikayesi de yine kutsal kitapta yani Tevrat'tan örnek verecek olursak Lilith hikayesinden başlayan bütün o kandan bahsediyor aslında. Yani çünkü o daha bilgeydi. Aslında hep kadından bahsediyoruz farkındaysanız. Hı hı. Meryem Ana Kur'an'da bir en çok geçen isim. Bu arada yani şövalyelerin hemen hemen %85'ini inandığı kişi Meryem kültü üzerine kurulu. Hani ben hep anlatıyorum ya Amerika Birleşik Devletleri'nin başına bir kadın gelecek. İşte bunun evet. ismi de Meryem kültü olacak. Bütün o kültün arkasındaki olan yapı. Yani İşte bu kutsal kanı taşıyan aslında bahsedilen niye kadın biliyor musun Beyza? Niye? Yahudiler anneden mi babadan mı? Anne Karahimler hariç. Anneden. Bahsettiğimiz aslında kanı taşıyan anne. Baba değil. Dolayısıyla kutsal kanın asıl bekçiliğini yapanlar hep kadını korudular. Farkındaysan. Bu ona Dan Brown'un kitabında da vardı ya. Ben de evet onu işte söyleyeceğim. Onun Dan Brown'a da bir selam tabii, göndermek kutsal lazım. Kutsal kasedir. Çünkü o işte rahimi anlatır vesaire vesaire gibi konular. Aslında bahsettiğimiz konu şöyle bakabilirsiniz. Yani arkadaşlar evet bunlar fiziken bir şey arıyorlar. İstanbul'da dahil olmak üzere. Ne arıyorlar? İşte mızrağı arıyorlar, kutsal kaseyi arıyorlar, sonsuzluk, ölümsüzlük vesaire vesaire. Aslında sahip oldukları asıl kavram
İşte o genin kendisi, o soyun kendisinin damarlarındaki asil kan. Şimdi bak. Mor kan dedikleri hani kavram burada, vardır ya. Burada evet. Ne diyor? Senin kitap, kutsal kitap ama bu yeni galiba. Hatta Sezer almış. Şimdi diyor ki yaratılış bölümünde, tekvim bölümünde diyor ki insan, ne diyor burada ya, saçma sapan bir şey diyor. İlahi varlıklar, yani Tanrı oğulları, asıl evet. Tercümesi budur, ilahi varlık değil. Tanrı oğulları insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde nefiller vardı. Bunlar, yani nefilim, bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi. Tevrat'ta sadece böyle bir cümle geçiyor. Bu kitabın bütün açıklaması, gene edisyonunu benim yaptığım şeyde, Enok kitabında. Enok kitabı bunun üstüne kuruludur. Tabii. Gökyüzünden bekçiler iner, gözcüler iner. Düşmüş melekler diyorlar bunlara. İnsan kızlarıyla evlenir. Bunlara büyü yapmayı, sanatları öğretir. Yani bu kitaptan daha önce yazılmış bir kitaptan söz ediyoruz. Ve gene yani yukarıdan gelen melek kanını evet. buradakilere geçirir. Kutsal kanın bir gelişir de budur. Enok kitabını okusunlar anlarlar. Enok kitabı aslında şöyle de söyleyebiliriz. Tapınakçıların ve ellerinde olan bir kitap. Ellerinde olan bir kitap ve inancın, oradaki inancın temelini oluşturan kitap diyebilir miyiz? Evet. Çok net olarak. Bu arada Nokta ben, dergisi dedim. Evet. Yani mı? İzleyici bulmuş göndermiş. Ya burası ya. Kayıt dışı kardeşim. Öyle. Yani ne izleyici ne kalite bu ya. Şimdi zamanda yolculuğa geleceğiz ama... Ben bir şeyden bahsedeyim mi? Şu İngiltere'de Yahudilerin sorular geliyor onunla ilgili. Gerçekten inanmadılar çünkü bazı seyirciler. Yahudiler gerçekten İngiltere'den kovuldu mu diye bir hikaye. İsterseniz bunun üzerinde bir duralım. Ondan sonra da zaman yolculuğu. Vaktimiz var değil mi? Avrupa Birliği vesaire. Bunların hepsi bunun içinde. Şimdi şöyle bakacaksınız... aslında 1. Edward yani 1290 tarihli kararnamesiyle İngiltere'de Yahudilerin hepsini kovuyor. Kovma amacı, yani kovma sebebi, ekonomiyi ele geçirmeye başlayıp askeriyeye geçiyorlar. Askeriyeden sonra okulları ele geçirmeye başlıyorlar. Okullardan sonra da sistemi ele geçireceğini tahmin ediyor Edward ve ondan sonra diyor ki 1290 yılında tüm Yahudiler diyor sürgüne gidecek. Bütün Yahudi ailelerini zaten biliyorsunuz kayıtlar çok net tutulmuştur Büyük Britanya'da. Dolayısıyla bütün kayıtlar çıkartılıyor ve bunların hepsini sürgüne yolluyorlar. Sürgüne gittikleri yer Hollanda. Daha çok Amsterdam yani. Amsterdam'a sürgüne yolluyorlar. 1615'e kadar sürgündeydiler bunlar. 1615'te bir önemli bir yani adam şöyle var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Bir dakika. Şimdi 1. Edward biliyorsun çok büyük karışıklıklardan sonra gelen bir kraldır. 1. Edward'ın öncesinde özellikle Eleanor'a 1204'te öldü tabii. Ne kadar güçlü olduklarını Yahudilerin şöyle söyleyeyim. Aslan yürekli Richard kaçlı seferinden döndüğünde esir düşer ve fidye isterler. Eleanor'a bütün soylulardan para alır ama asıl parayı bulduğu yer Yahudilerdir. Tefecilerden alır parayı. Yani hanedana yani para verecek kadar güçlülerdir o an. Neyle aynı hikaye bu? Şey, Güzel Philip. Güzel Philip en sonunda parayı ödeyemiyor. Evet, yakıyor adamları. Ödeyemediği gibi işte Jacques Dumelay'in ve 3 tane yakıyor. Tapınakçının yakılması evet, hikayesiyle yani, aynı hikaye. Aynı şey var. Yani kraliyetin borç alması falan. Şimdi var o zaman. Bu anlatacağım hikayeyi çok net ve dikkatle dinlemek lazım. Niçin? Bu hikayenin temelinde aslında biraz sonra bahsedeceğimiz programın başında da hani açılışta anlatmış olduğum paranın hikayesi. Şimdi bir tane adam var. Buket verebilirse aslında Oliver Cromwell diye bir adam var. Ben Londra'ya gittiğinde bir resim çektim görsünler diye. O resmi de bir incelemek lazım. Aslında Prüteryen bir adam. Musacı Prüteryen hem de. Sonra da
işte Katolikken Proteryan oluyor ve İngiltere'nin yönetim şeklini... Proteryanizmi bir söyle o zaman. İngiltere'nin yönetim şeklini tamamıyla Cumhuriyet'e çeviriyor. Ve 1628'de Londra parlamentosuna seçildikten sonra gelince söyleyin. Geldi arkanda evet, duruyor. Evet, aslana bu resim. Şimdi et. Bakın. Çok ilginç bir resim bu. Şimdi bu resme baktığınız zaman işte orada Oliver Cromwell yazıyor ve 1599-1658 diye bir işte yazı var. Altında da bir aslan var. Evet. Şimdi ne anlıyorsunuz buradan? İşte İngiltere'nin sembollerinden bir tanesi aslan değil mi? Hı-hı. Falan fişmekan. Şimdi Oliver Cromwell'in hayat hikayesini anladığınız zaman Cumhuriyetçi olarak geldiğinde tüm parlamentoyu dağıtır ve tekrar Yahudileri Hollanda'dan ilkin borç para ister Yahudilerden Cumhuriyeti daha çok ayakta tutmak için. Hı-hı. Daha sonra Yahudilerin hepsini 1615'te tekrar bir kanun çıkartarak İngiltere'ye geri alır. Bu ailelerin içinde şu anda İngiltere'nin direkt ailelerinin yani işte o ana direğini oluşturan ailelerin hemen hemen hepsi var. Rothschild'ler hariç. Onlar Frankfurtlu. Şimdi burada bu sembolizmaya baktığınız zaman işte Oliver Cromwell çok önemli bir adam ve altında da bir tane aslan var. Şimdi oysa ki olay şudur. Aslan aynı zamanda Davut'un sembolü. Hazreti Davut'tan bahsediyorum. Evet. Aynı zamanda Siyon'un sembolü. Yani örnek veriyorum. Yani bir araba markası var ya, aslan var. Tamam. O kimin ürünüdür? Örnek veriyorum. Aslanın veyahut özellikle o aslanın, duruşu. Veyahut da bir film var ya, hani böyle bir aslan çıkıyor falan. Evet. İsimleri söylemiyoruz. Orada niye bir aslan var? Bu firmalar kime ait? Aslında burada... Bir simgesi, bir sembolü daha var bir dakika. Evet, lütfen. Onu da unutma. Simyadaki büyük esir. Tabii, suyum. Bravo. Yani şimdi, bir ezoterik örgütün başı demek o aynı zamanda. Şimdi şunu İnsanı söylemek kendine. Lazım. Diyor ki Oliver Cromwell denilen adamı biz koruyoruz. Şimdi koruyan kimmiş? Bir aslan. Aslanın sembolik anlamına bakın. Bu nerede? Westminster... İşte parlamentonun hemen sağ girişinden girdiğiniz zaman yolda. Ama burada aynı zamanda tabii aynı zamanda şöyle biraz tarihe dönelim. 1648'de 1. Charles vergileri arttırdığı zaman, hı hı, işte parlamentoya Oliver Cromwell seçildiğinde 1. Charles'ı astırıyor. Kimi astırdı efendim? Bir Britanya kralını astırıyor adam. Tarihte yani hemen hemen hiç olmamış bir şeyi yapıyor. Ve ondan sonra ne oluyor? Dinde laiklik getiriyor ve dine ama buna karşılık da dine küfredenleri işkence yaptırıyor. Hem laiklik getiriyor, hı-hı, hem küfredenleri işkence. Böyle bir tutarsızlık var. 20 Nisan 1963'te parlamentoya seçildiğinde 3 Eylül 1658'de de ölüyor bu arkadaş. Öldüğü zaman şöyle bir şey var. Hemen bu adamı bu yine buket verebilirse göreceğiz. Hemen yan tarafında bunun bir kilise, manastır var. Westminster Abbey diye. Abbey manastır demek. Hemen bu şeyin parlamento binasının hemen yan tarafındadır. Buraya gömüyorlar. Fakat aradan zaman geçiyor. Tabii tekrar kraliyet ele aldığı zaman... İngiltere'de. Burası evet, mı? Burası. Şimdi burada aslında fotoğraf çekmek biraz yasak ama. Şüpheli yapabilecek... bir kişi var ya burada. Yapabilecek bir şey yok. Hani Dan Brown'un ünlü filmindeki Newton'un filan olduğu yer. Bakın sevgili izleyiciler, Londra'ya gittiğiniz zaman, Westminster Abbey'e girdiğiniz zaman, yani manastıra girdiğiniz zaman sakın burayı bir manastır olarak bakmayın. Burası bir tapınak şövalyelerinin bir manastırıdır. Öyle bakın. Tapınak yani burası. Hmm. Nereden anlayabiliriz bunu? İçeri girdiğiniz zaman bana yani yapılmış vitrayların dışında bir tane İsa heykeli göstersin birisi. Genelde şeye girdiğiniz zaman değil mi? Evet. Yani Katolik kilisesine veyahut da bir
işte ne olursa Protestan Kilisesi'ne veya Anglikan Kilisesi de burası şu anda. Anglikan Kilisesi'nin içine girdiğiniz zaman iyi veya kötü bir şekilde vardır. Yalnızca iki tane resim görürsünüz orada. Onlar da çerçeve edilmiş ve dışarı konulmuş. Yani öyle sonradan konulmuş bir İsa resmi. İçine giren ziyaretçiler ne yapıyor? Şimdi burada peki, şöyle 330 tane 3300 tane insanın mezarı var burada. Reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra açıklayalım. Artık son bölüme girdik sayın seyirciler. Biz de sorduğunuz sorular üzerinde konuşuyorduk tam reklam bittiğinde gerçekten. Konuşuyorduk pardon. Gerçekten çok güzel sorular soruyorlar diyordu Erdem Bey'de. Bu arada tebrik ederim. Ben bir dergi dedim daha. 86 nokta dergisi dediniz hemen yollattılar. Yani bak, o arkadaşa çok kitap kesin vereceğiz. Tamam. Ben şunu söylemem lazım. Çok programa katılıyoruz. Hani ama hiç kayıt dışı izleyicisi kadar net takip eden çok bilgili bir izleyici ben görmedim. Bakın Murat Bulut demiş ki İngiliz açısından Cromwell'in ihaneti o kadar ciddi ki öldükten sonra onu cezalandırmak için mezarını açtılar. Cesetini çıkartıp kafatasını gövdesinden ayırdılar. %100 doğrudur. Hemen bitiriyorum Cromwell olayını. Şimdi biliyorsunuz Cromwell 1. Charles'ı idam etti. Ardından oğlu 2. Charles 23 Nisan 1960'ta taç giydi. Ne olmuştu? Cromwell 3 Eylül 1658'de ölmüştü. Öldüğü zaman ne yaptılar? Biraz önce Buket'in vermiş olduğu, benim de ziyaret etmiş olduğum Westminster Abbey yani manastıra gömdüler. Manastırda bugün 3301 kişi var. 3301 yeni gömülen. Kimdi? Hawking. En son gömülen. Şimdi manastıra baktığınız zaman, içeriye girdiğiniz zaman 3300 kişinin listesi var bende. O listenin çoğu, hani bazılarını yakalayamıyoruz ama çoğu ya mason ya tapınakçı. Ne demek istediğimi anlayın. Peki buraya Cromwell'i niye diktiler? Charles'a karşı olmasına rağmen gömdüler. Problem şu, gömdükten hemen sonra Cromwell'i işte 2. Charles mezarından çıkarttı. Kafasını keserek bildiğiniz o hani parlamento binasının en tepesine kafasını geçirdi. Ve nereden bakıyorsanız 1685'e kadar orada o kafatası durdu. Şimdi iyi bakınız. Daha sonra işte bu baş Cambridge Üniversitesi'nde Success Koleji'nin bahçesine gömüldü. Niye Cambridge? Niye? Şimdi ben izleyiciler biliyor Oxford'a da ziyaret ettim. Onunla ilgili de bir gün program yaparız. Oxford'un hemen yan Oxford'dan ayrılan çünkü Oxford hemen hemen sisteme yani İngiliz sistemine tapınakçı üreten bir yapıydı. Oxford'un içine giren daha çok Yahudi taraftarı ve daha çok Katolik Kilisesi'nden biraz daha ayrılmış insanlar, Siyonizme yakın insanlar Cambridge'i kurdular. Onun için Oliver Cromwell Cambridge'e gömüldü. Success Koleji'nin bahçesine. Şimdi oturdu mu? Hep bahsettiğimiz bir konu var. İngiltere'de bir tane soru vardı. İzleyiciler bakacak olursa bizim Twitter sorularında. İngiltere'de kraliçe mi daha önemlidir, Rothschild mi önemlidir diye. Hangisi önemli? Şimdi para bakımından 1815'te Waterloo Savaşı'ndan sonra İngiltere 1960'a kadar bahsettiğimiz Rothschild'in para varlığı dünyanın dört katıydı ya. Bunu elde etme nedenleri Waterloo Savaşı'nda hem Fransızlara hem de İngilizlere yardım etmişlerdi ve hatırlıyorsun. Daha sonra demir dükkün kaybettiğini söylediler ve borsa İngiltere borsası düştüğünde bütün Rothschild İngiltere borsasına aldı ve İngiltere'nin sahibi oldu. Çünkü onlar için bir şeye ihtiyaçları vardı. Paraları çoktu ama ülkeleri yoktu. Ülke sahibi oldular. Daha sonra iki ülke daha kurdular. Bunlardan bir tanesi Belçika, inanmayacaksınız, bir tanesi de Osmanlı'dan ayrılan Yunanistan. İkisi de Rothschild'ler kurmuşudur. Osmanlı'nın batıya gitmesini engellemek için Yunanistan, Fransa'nın doğuya gitmesini engellemek için de Belçika'yı kurmuşlardır. Şimdi dolayısıyla Osmanlı, şöyle. Yunan Savaşı'ndan sonra Yunanlılar tazminat ödeyeceği zaman para yok. Para yok tabii.
Kim ödedi parayı? Tabii Rothschild'ler ödedi. Rothschild ailesi ödedi. Şimdi geldi İstanbul'a, ödedi. Ve padişaha nasıl sunuldular? Öyle kudretli bir ailedir ki devletlere borç verir diye. Bugün İngiltere kralı veyahut da kraliçesi, bugün kraliçe yönetiyor. İkisi de bir Durit rahibidir. Yani Kelt rahiptir. Bunların ikisi de tapınakçıdır. Ve burada da çok net görüyorsunuz. Hani bir şey anlatırken sağlamasını yapalım. Oliver Cromwell diye bir adam vardı. Yahudileri getirdi. Evet. Heykelini diktiler. Mezara gömdüler. Tekrar 2. Charles geldiğinde tapınakçılar mezardan alıp Cambridge'e gömdüler. Buradan ayrıştığını görüyoruz. Aynı ayrışma programın başında anlattığımız gibi. Şu anda 1733 yani Masonik yapıyla, Amerika'daki Masonik yapıyla ki İngiliz kaynaklıdır kuruluş sistemi ve Alman kaynaklıdır. Bunlara karşı şu anda paranın sahibi Rothschild'ler arasında, aileler arasında geçen bir savaş. Bu savaşın en önemli konusu, üstüne basarak söylüyorum, programın ilk gününden beri söylüyorum. Şu anda bahsettiğimiz işte Ejder Yolu hikayesi ve Kıbrıs'ta sonlanacak. Akdeniz'den daha önemli büyük bir meydan savaşı alanı yok şu anda. Akdeniz'e sahip olan dünyanın sahibi olacak. Bakalım kim karar verecek? Ama bir şey var. Türkiye buranın tek anahtarı. Türkiye'yi kim yanına alırsa onunla birlikte kazanabilir. Türkiye'nin şartlarına uymak zorundalar. Onun için tüm saldırı 15 Temmuz'du, işte bugünkü yapılan ekonomik savaşın asıl nedeni budur. Evet. Şimdi bu arada Tapınak Şövalyeleri ve Kanal İstanbul'da konuşalım o zaman bir gün. Yani. Evet, inşallah. Şimdi Tapınak Şövalyeleri insan kaynaklarını nereden sağlamaktadır bilmek isterim ki diyor Ubut Rap. Ben mi? İsterseniz devam edin. Tapınak Şövalyeleri. Yok, ben mi heyecanlandım? Çünkü biraz yine izleyici sorularını soralım ki çok güzel soru soruyorlar, araştırıyorlar. Ben buradan bakıyordum zaten. Ubut Rab'ı not aldım bu arada kitap için. Murat Bulut'u değil mi? Ubut Rab. Murat Bulut'a da bir kitap verelim. Çok önemli bir şeye yanıt vermek istiyorum. Aslan figürünü söylediğin zaman Anıtkabir'deki aslanlar da mı diye sormuşlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok soru geldi. Ben bir de bitireyim istersen. Anıtkabir yapılırken Hititlere temsil etmek üzere o aslanlar kondu. Ayırmak lazım o zaman, kesinlikle lazım. Karıştırmamak lazım. Aynen. Aslan figürü dünya tarihinde en tamam, çok kullanılan figürlerden birisidir. Onu yaptılar, hatta Kızılay'da bile bitmemiş bir aslan heykeli vardır o dönemden kalma. 006-1700'den 007 diye bir nickname'i olan bir Bond. Evet, Bond. Oliver Cromwell'in mezarı taşını bulmuş ve bize yollamış. Aynı, ona da bir kitap verelim mi? Bir masalcı da ona evet, gönderelim. Evet, çünkü Osmanlı Bankası'nın binasını da yollamış. Bravo. Tebrik ediyoruz. Farklı açılardan. İsmini de alsaydık çok iyi olacaktı. Bak Paganizm yani, evet, kitapları biraz ile ilgili görüyorsun. Tweetler kullanıcı patlamış adınızı durumda. Biraz en azından kayıt dışı için lütfen daha anlaşılır kullanıcı isimleri hesaplar açarsanız. Oldukça uzun. Ben şöyle özetle not aldım. Bilmek isterim ki etiketiyle soruyor izleyicilerimiz. Nisan sizin masalcı ve paganizm biri arka arkaya resmini yollamış bu arada. Murat Bulut'un ismini aldık. Evet, bu resimde fark ediliyor bu fotoda. Dikkat ederseniz yukarıda amblemler var. Yani büyük sütunların olduğu sıraya yukarıdan bakın. Evet. 4 tane soylu amblemi gözüküyor. Evet. Yakından gidip İstanbullu izleyicilerimiz yakından bakarsa görürler. Bizim İstanbul turlarında Hitler'i, mutlaka gösteriyorum ben hepsini. Hitler'in hı-hı hikayesini yani başlangıcından sonuçlar, beri evet oluşturan bütün yapı İstanbul'da. Tule örgütü İstanbul'da oluştu. Gülhaç Teşkilatı'nın İstanbul baş şehridir. İstanbul o kadar önemlidir ki bu anlamda. Evet, masalcı kahramanlarından biri yalnız Tule'yi oluşturan. Masalcının bir kahramanı. Evet. Baron von Sabatendorf. Sabatendorf, evet. Masalcının da bir kahramanıdır. O dönemi olabildiğince şifreli anlattım. İkincisinde çok daha ilginç. İstanbul, Türkiye'nin istihbaratına girecek masalcı biraz. Evet. O zaman bu gerçeği daha da göreceğiz. Çünkü Sabatendorf'un peşinde çok ünlü bir istihbaratçımız var. Ünlü bir aileden geliyor.
Benim en sevdiğim yazarın kardeşi, artık daha fazla uzatmayayım. Bunda Masalcı da izlesinler. Evet, ama bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi bir şeye girelim artık Türkiye'ye. Evet. Sen söyle bir şey. Yıldız Teşkilatı'ndan bahsedeceğiz ya hani. Evet. Ama payitahtta çok önemli ve gizli kalmış bir teşkilatından göreceksiniz inşallah. Şimdi ben de onu böyle teaser diyorlar ya, meraklandırayım. Burada... O teşkilatın ismini söylemiyorum ama çok çok gizli kalmış. Ne yazık ve ki Abdülhamit'in özellikle seçmiş galiba olduğu bir... Ne yazık ki benim son çıkacak kitapta var. Var mı? Yani yine... bak kitabı... yine çakıştı. Şey diyorlar, benden mi çaldın kardeşim? Evet. Bu arada Nihan Torun diyor ki ahit sandığı zaman yolculuğu için boyut kapısı mı? Hiç bu açıdan. Evet öyle. Ben öyle işte mi? Bahsettim ya biraz önce. Yani tetragramatonun çalışması için... yani bahsettiğimiz tetra, dörtten bahsediyoruz ama ben hep üç kişiden tetra, bahsederim. Birincisi... Gramaton dediğini de açıkla o zaman. Evet. Ben birinin adını bilirsem ona büyü yapabilirim. Ve çok önemli isimler kullanılmaz. Tanrı'nın ismi bilinmez, gizli kalmıştır. Onun için dört harfi kullanılır sadece. Yahve mi, Yahova mı, Yihuvu mu bilmediğimiz için tetragramaton denilen. Ama bu... Hani temsili olaraktır. O harflerin bir sayısal değeri vardır. Onun yerine kişiler ya da başka şeyler geçebilir vesaire vesaire. Tanımını yapalım. Majikal bir şey. Yani tetragramaton dört kişinin olması lazım bu enstrümanı çalıştırabilmek için. Yani bir, iki, üç birini daha alacağız. İşte o üçüncü hep zaten boşlukta Sezen kalır. Yüksel Aman. Şimdi Yüksel Aman şöyle bakın, bir tanesi rahip olacak. Evet, bir tanesi, soru vardı, onu geçirdim güncellerken. Yani başkomutan olacak, yani kimse o. İkincisi, devletten en önemli adam olacak, bir de mimar. Dört kişinin şimdi biz aslında oluşmasıyla, gelelim. Onların biraz. Hepsinin var olmasıyla oluşturulacak bir zaman yolculuğundan bahsediyoruz. Yani ahit sandığının aynı zamanda çalışma. Dört, Yahve'nin kısaltılması. YHWH var ya. Bunu çok merak edenler ne yapsın biliyor musun? Evet. Indiana Jones'un ilk filmini izlesin, o dört kişiyi oluşturup. Ama bir şeyden daha bahsedeyim. Nedir? O dört kişi açar. Evet, tabii bunlar genelde Indiana Jones'ta. İşte açabilmesi için Cohen olması lazım. Daha sonra Yahudilerin eline geçtikten sonra, ama aynı zamanda Hazreti İsa'nın ismi de dört harften oluşur. Yani ismi derken onun sembolizması. Hangisi? Hangisi? İnri. İ-N-R-I. Jesus Nazaratus Rex Judaeorum. Yani Nasralı İsa, Yahudilerin, İsa kralı. Yahudilerin kralı. O da dörttür. Yani tetragramatonla ilgili kimler kullandı tetragramatonu? Zamanda yolculuk yapmış kişiler var mıdır tetragramatonu yani diye bu, tam da şimdi tabii, bir izleyicimiz sordu. Şöyle Süleyman söylememiz Can lazım. Pişir. Zamanla ilgili yolculuk yapan insan var mıdır? Tabii görmedik ama hikayelerden bahsediyoruz veyahut da efsanelerden bahsediyoruz. Tot, İdris Peygamber, Hızır hepsi tetragramatonu kullanarak zaman yolculuğu yaptığı söylenir. Ama bu arada bu işi daha sonra bilen, işte Albert Pike'ın da bunu kullandığı söylenir. Örnek verecek olursak. Çok önemli kişilikler var. Onların bunları kullanarak zamanda yolculuk yaptığı söylenir. Evet. Şövalyeler Masalcı Erhan'la, yani kitaptaki Erhan'la nasıl buluşuyor? Zamanda yolculuk yaparak buluşmuş gibi. Evet, bir şekilde. Burada bir yerlere girelim. Osman Bankası'nın ilk binası Saint Pierre'andadır diyor. Yani son binadan söz ediyorum ben. Saint Pierre'an ilginç bir yerdir. Orayı da ziyaret etsin izleyiciler. Evet. Şimdi biraz daha hala Türkiye'nin önemi ve İstanbul'un önemi üstünde duralım. Bakın şu an tabii bilinmeyen ki... Bilinmeyen kültürlere de girelim burada. Evet, yani şu an tabii ki tetragramaton benim araştırma konularımdan biri. Ertan'dan bunu dinlemek zevkli ama... Şu an çok hassas günlerden geçiyoruz. Ve önümüzdeki günlerin daha hassas olacağını düşünüyorum ben. Bu ne yazık ki ekonomik saldırı bir başlangıçtır. Yani karşıki güçler adına söyleyeyim. Onların mantığından konuşayım. Ekonomik saldırı bir başlangıçtır. Devam desek? Devamı biraz kanlı yok, gelir şöyle, her zaman. Saldırıları 15 Temmuz. Evet, 15 Temmuz bir denemeydi. 17-25.
15 Temmuz sonrası bu oldu ama arkadan daha farklı gelebilir. Özellikle Ekim, Kasım gibi. Şimdi 4 Kasım'da ikinci yaptırımlar var. Evet, hani bunun arkasında gelecek. Gelebilir. Çünkü artık bir Türkiye'ye doğru savaşa geliyorlar. Yani başka bir şey diyemiyorum ben. Ciddi olarak Türkiye ne kadar güçlü olursa onu atlatır. Yani bu bizim halkımızın bir kurtuluş savaşı vermiş bir halkız biz. Her şeyin üstesinden geliriz diye inanıyorum ben. Geçecek tabii ki bunlar da. Bir şansımız var. Trump'a karşı muhalefet çok yükseliyor. Eline ayağına dolaşacak diye umuyorum şu an Trump'ın. Özellikle CNN Türkiye'yi kullanarak muhalefet yapıyor. Hani biraz daha dişimizi sıkalım diyorum ben. Ve birlik ama olmak çok önemli. Birlik olmak, hı-hı, çok önemli. Değişik günler gelecek. Çünkü Türkiye hakkında emelleri bitmiyor. Bakın çok önemli bir konuyu anlatmıştık burada yine. Yedi kilise meselesi, evet, mesela. Bunların bu kıyamet senaryosunun, Mesih senaryosunun olması için Türkiye'deki yedi kiliseye sahip olmaları lazım. Bu yedi kiliseye, şimdi her şeyi söyleyemiyorum tabii ama bu yedi kilisede, yedi kilise dediğimiz eklesiye, yani yedi topluluk. Hı. Yedi topluluğun olması lazım. Yedi özel yerde. Bunların hepsi Ege bölgesinde. Bakın Rothschild yine. Evet. Atatürk için ne demiştir? 100 sene attı bizim planımızı demişler. Evet, az önce ona gibi bir soru da vardı. Gelen Rothschild'dır Yahudi dedikleri. Hı. Bu plan aslında çok farklı bir plandır. Şövalyelerin planıdır. Yahudidir ama şövalyelerin planıdır. Çünkü Kurtuluş Savaşı olmasaydı, Megali İdea yürürlükte olsaydı, İngilizlerin planı, yedi kilise zaten Yunanistan toprakları içindeydi. Yani yedi kilise olacaktı burada, yedi topluluk. Bugün o yedi topluluk yoktur. Kurtuluş Savaşı aslında çok önemlidir. Yani bazıları bugün önemini azaltmaya çalışıyor ama gerçekten önemlidir. Ve çok daha önemli bir şey söyleyeyim ben size. Bugün o yerlerin bazılarına gidin bakın, misyoner topluluklar vardır. Kimlerin dediniz Aramey? O yedi kilisenin olduğu yerde, ha, misyoner toplulukları. Araziler bunlar, alınmaktadır. Araziler alınmaktadır. Bunu yapanlar evanjeliklerdir. Kazılar yapılmaktadır. Evanjeliklerdir. Brunson olayı çok küçük bir olay değil Türkiye için. Niçin PKK ile, niçin FETÖ ile? Yani bunlar küçük olaylar değil. Bunlar bir örgütlenme işi. Türkiye üstüne oynanan oyunun bir parçası. Türkiye çok doğru yaptı. Yani normalde adi bir casus gibi deport da edebilirdi Türkiye ama bence çok daha doğrusunu yaptı. Çünkü arkasında çok daha büyük şeyler var. Yani Brunson'ı vermiş olmanın bir anlamı da yok. Verseniz başka şeyle normalde gelecekler. Bunun gibi yani adi bir casus deport zaten Türkiye edebilirdi, bırakıyordu. Yani çünkü ev hapsini aldılar, bir sonrakinde de bırakabilirlerdi. Çok önemli değil ama hemen bir açıklama yaptılar. Ev hapsinin hemen ardından biliyorsunuz. Ne dediler? Dediler ki Brunson'ı tekrar verin. Bu Türkiye'nin elini kilitleyecek bir hareket. Yani aslında onlar Brunson'ın verilmemesini istiyorlar ve üzerinden politikalar geliştirmek istiyorlar. Bugün Trump'ın bütün yapısı evangelik işte 100 kişiyi topladı ya şeyde Beyaz Saray'da. Buradaki amaç neydi? Onlara biz Brunson üzerinden devamlı şifreler verip kurtaracağız filan vesaire vesaire. Yani evet, Brunson'u verseniz bugün başka lazım, bir şey gelecek karşınıza. İstanbul'a gene geldiğimizde, hı hı, bakın bugün Ayasofya'ya gittiğinizde inşallah silmezler. Onun kalması çok önemli, ne, benim için. Göstermek için. Ayasofya'da bir Yunan bayrağı ve Rumca yazılar durur. Bu İstanbul'un işgal yıllarında Rumların yaptığı bir şeydir. Burası bizim olacak diye. O işgal şeyleri duruyor Ayasofya'ya giden. Ayasofya çok ilginç bir yer. Sevgili Selçuk Eracun'la geziyorduk İstanbul. O da rehber kendisi ama bana göre en iyilerden. Selçuk'la bir şey bulduk. Daha doğrusu Selçuk dedi, abi yerde bir şey var falan. Her defasında Ayasofya'da bir şifre, bir şey buluyorsun, değil mi? Hiç değinilmemiş, hiç bulunmamış bir şey mi buluyorsunuz, evet, yeni bir şey? Bakın şöyle ben söyleyeyim. Ben de paylaştım ya. Ayasofya'nın bir takım şekilleri, sembolleri, şusu busu, Antoniadis diye biri 19. yüzyılda basılmış. Bazılarını Pelin'le ikimiz ilk defa bastık.
İlk defa basıldı yani. Literatürü ilk defa Pelin'le ikimiz yapmış olduk. Yani Ayasofya'da hemen bir gizem bulmak olası. İlk defa bizim publish ödemiş oldu. Yani aslında şöyle, semboller öyle değildir. Yani bu gizemli semboller yani gizli yerlerde olabilir. Ama gerçek semboller açıktadır ve anlamazsınız. Açıktadır, evet. Yani öyle bakın. Yani aslında sembolize ettiğiniz her şeyi taşıyorsunuz. Yani gümüş yüzük takan bir beyefendi İslam'a daha yakındır. Örnek veriyorum. Ben de şövalye yüzüğü takan? Şövalye yüzüğü takanları bilmiyoruz. Şimdi hemen anlıyoruz bu zaten onları. Bu orta çağdan kalma çok eski bir yüzük. Selçuk işte bana soruyorlar figürü, niye siyah yüzük? Üstünde ben hiç diyorum. Selçuklu figürü var. O dönemden kalma. Ben de hiçliğin sembolüdür siyah. Hiç yani şimdi, bir bildiğimiz yok aslında. İstanbul'un işgali çok eski bir projedir. Yani onu çok iyi bilmek lazım. Yani o yüzden hala bu planı sürdürüyorlar. Eninde sonunda bir gün yapmak isteyecekler. Onun için özellikle bu yıl sonuna doğru dikkatli olmamız gereken dönemlerden geçeceğiz diye düşünüyorum ben. Ve özellikle Kasım diyorsunuz. Yani o civar yaptırımlar. Yani burada ne bekleyebilir onu söylemek lazım. Şimdi ekonomik savaş... Ayasofya'nın sembollerini görüyoruz. Evet, zaten. Ekonomik savaş, kerubiler. Eninde sonunda bir şekilde bu ülke bunu anladı. Türkiye'ye bir ekonomik savaş açıldığını. Ve Trump da bunu itiraf etti. Şimdi Trump kimin kuklası? Biliyoruz ki 1733'ün devamı. Türkiye'ye yapılacak tüm operasyonları Trump üzerinden yapıyorlar. Bana göre asıl amaç işte bahsettiğimiz Ejder Yolu üzerinden Akdeniz'deki bütün egemenliği Türkiye'yi güçsüz bırakıp IMF'in kucağına oturtturup elinde güçsüz ve savaşı kaybetmiş bir ülkenin her önüne geleni imzalayacağı gibi bir imza attırmak. Ama görüyoruz ki Türkiye'nin direnci Sayın Başkan Erdoğan'ın da bu konudaki çok net tavrıyla birlikte bu direnç devam ediyor. Ve bu ülke bu dirençle birlikte daha da birbirine kenetlenmeye başladı farkındaysanız. Çünkü herkes her şeyi anladı. Şimdi bundan sonra bakın ne olur? Bakın Sadi Bey diyor ki İstanbul Türkiye ekonomisidir aslında. Ekonomiyi sandır İstanbul'u sandır. Tabii. Bundan sonra ne olur? Ekonomik bir şey olmazsa ardından bir deprem bekleyebilirsiniz. Harp teknolojisi girebilir. Hiç konuşmadığımız bir konu bizim biliyorsunuz değil mi? Kayıt Harp dışına. Teknolojisi girebilir arkasından. Ve bir bakarsınız çok yakında büyük bir işte bölgesel büyük bir savaş çıkabilir. Erhan Bey siz kan derken böyle gerilimleri mi kastettiniz? Veya Dan Brown'un yapmış olduğu gibi yani hikayede yazmış olduğu gibi çünkü nükleer bir savaş beklemiyor dünyayı. Ama dünyanın bu dönemde Nuh'tan sonraki ki tufanının alevle olacağını, ateşle olacağını söylüyor. Bu işte ezoterik bilgiler. Bu bir göktaşı olabilir, ezoterik dünya savaşı olabilir. Platon'a kadar dayanıyor. Evet, Platon'a kadar dayanıyor. Daha da eskisi de var tabii. Mısır'a kadar dayanıyor diyelim. Veyahut da Mayalara kadar dayanıyor diyelim. Dolayısıyla şöyle bakmamız lazım. Buna daha çok var tabii. Karşımızda ne görüyor? Şimdi Anglikan Kilisesi'nin yani Westminster binasının orada bir yazı vardı. Ne yazıyordu biliyor musunuz? 19.432 yılında dünyada kıyamet kopacak. 19.000 diyor. Bunu keşke şey içeride çektirmiyorlar resim. Böyle gizli gizli çekebilirsiniz. Orada da bir tane adam vardı kırmızı elbiseli devamlı baktı. Anladı bizi devamlı takip ediyor. Onun için çekemedik ama böyle bir yazı var orada. Unutmayın. Evet, fotoğraf resim 19.000 evet. Yani herkes bu konuyla ilgili ama sonunda nükleer bir savaşın herkese zarar getireceğini bilen üstün akıl bu savaşı veyahut da bu azalmayı, bu 500 milyona ya düşme projesini bir şey var. Virüsle ona, çözeceğini ona çok önce kadar, söylemişti. Bunu da Dan Brown anlattı biliyorsunuz. Ona gelene kadar çok daha farklı bir şey var. Biliyorsun ki Kabala denilen bir gelenek var. Evet. Ve orada bir laf geçiyor golem diye. Golem. İnsan nüfusunun azalacağı ve ruhsuz varlıkların hizmet edeceğiz. Evet. Bunlar da yeni bu çıkan robotlar hala değil mi? Devam etmekte yani. Yeni çıkan robotlardan bahsediyorsun. Ya bakın burada çok önemli bir şey var. Aslında bizim anlatmak istediğimiz şu. Türkiye'de bir think tank kuruluşu yok. Ben her programda söylüyorum. Dinler tarihi, ezoterizm, algı yönetimi, para. İnsanlar bir araya gelip
bunları harmanlayıp açıklayacağı. Aslında bunlarla alakalı siyaset. Sonunda. Şifreleri var. Başında ve sonunda Ertan. Başında ve sonunda bununla alakalı. O yüzden, başında bununla çıkıyor, sonunda da bununla bitiyor bununla diye bitiyor, bak. Bitiyor, evet. Ben sonunda daha, derken onu söylemek istedim. Onun için gerçekten bunların analizi yapılması lazım. Bilmeyen akademisyenlerimiz bunlar komplo teorisi palavra falan diyor. Ama değil, arkasında çok büyük gelenek var. Binlerce yıl var, binlerce doküman var bununla ilgili. Buna araştırılması lazım. Bugün anlamak için çok önemli. Bir sonraki adımı anlamak için çok önemli. Bakın bana kâhin misin diyorlardı. Hayır, Tevrat'tan okuyarak da gittim. Kehanetlerden ve doğru çıktı IŞİD'in saldıracağı yerler. Çünkü zaten bu ipuçları var bu adamla inançlarında. Bu hadislerimizde de var aslında aynı hikayeler. Ya hadisi tabii bizim dinimizde şey yok, hani kehanet olarak kullanmak. Ama bunlarda var kehanet. O yüzden çok iyi bilinmesi lazım. Şimdi İstanbul'la ilgili tekrar bir şey daha söyleyeyim. Nedir? Bunların bilinmesi gereken şeylerden biri. Çünkü hani bunlar kimsenin hikayesi değil. Latinler burayı bir kere aldılar. Burada emanetlerden bir bölümünü sakladılar. Bunlar da kayıtta var. Roberto Clavijaccio, Nea Kilisesi'nden çıkartılanlar var. Burada kalanlar var. Gidenler şimdi izi bulunuyor. Yani bunların hepsi Türkiye'de yarım yamalak basıldı Türk Tarih Kurumu tarafından. Yani bunların hepsini okudukça anlıyorsunuz aslında. Resim ortaya çıkıyor. Daha gelip alacakları var. İşaretlerini görüyorsunuz Ayasofya'yı gezdiğinizde. Ben gezdirirken işte şeyi anlatırken Ayasofya'yı gösteriyorum işaretleri. Gittiğinizde hala bulabiliyorsunuz. Hani çok değerli, siyaseti anlamak için çok değerli bir materyal var elimizde. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hani ben ölürüm, Ertan'a bir şey olur, şu olur. İnsanların devam etmesi lazım bu işlere. Bilmesi gerekiyor yani. Yani aslında bu aklın oluşturduğu... Ayasofya bir nabız gibi atıyor ve evet, dinlemek evet, bu lazım. Aklın oluşturduğu, yani belki külliyede hazırlanacak bir yapıyla birlikte farklı bir analizdir bu. Yani doğru olup olmamasından bahsetmiyorum. Önemli olan bilginin farklı analizlerden gelmesi. Yani siz bir ekonomisten ekonomi analizleri alabilirsiniz. İşte bakarsınız bir işte matematikçiden bir analiz alabilirsiniz. Bir de ezoterik analizleri almanız lazım ki yapmış olduğunuz sağlamalar doğru olsun. Çünkü bilgi ne kadar çok gelirse vermiş olduğunuz karar o kadar daha geçerli. Tabii bu delilleri anlamak için de deliden almak tabii, lazım. Dünyada güçlü olmak şöyle bir şey değil. Ekonomik olarak güçlü olmaktan bahsediyoruz ya. Bunun çok büyük bir anlamı yok. Yani Türkiye ekonomik işte saldırıya uğradı. Evet, Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 650 milyar dolarlık bir yapı. Belki bu işte doların yükselmesiyle birlikte biraz daha düştü. Şimdi çok zengin ülke olsanız da fark etmiyor. Yani sizin ülkenizde petrol çıksa. Yani Türkiye'de petrol çıksa, sonuna kadar petrol bassak, ağzımız yüzümüz her yerde petrol olsa hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü Rusya'yı bile bu yüzden hatırla sen, çünkü ekonomi programı da sunduğun için 25 dolara inmişti işte Brent petrolün varili. Şimdi 70 dolar oldu. Nasıl oluyor? Araba mı daha çok arttı? İnsanlar daha çok mu enerji tüketti? Yani istedikleri anda indirip çıkartabilirler bu yapıyı. Adamın 25 dolardan 70 dolara çıkartması belki yalnızca Rusya ekonomisi için trilyon dolarlık bir operasyon bile oluyor. Milyar dolarlık işler yapılabiliyor. Yani öyle bakmanız lazım. Siz bu sistemi sorunca şimdi şunu sormak geldi içimden. Mike Pence olanların neresinde? Çok güzel. Mike Pence aslında evangelist gözüküyor. Şimdi bütün olay şöyle kurgulanmış. Evangelist bir yapıyı aslında teşkil eden Trump değil. Trump'ın evangelizminden ondan bundan şeyi yok. Çünkü Trump'ın dini mi var? Yani yakın zamanda işte kadınların ismini söylemeyelim. X iki tane kadınla işte neredeyse porno fotoğrafları çıktı. Bunu saklıyorlar değil mi ellerinde ve şantaj yapıyorlar. Evangelistleri kontrol eden sistem Mike Pence'in üzerinden kurulmuş durumda. Aslında bütün hikaye evangelist hikayesi Mike Pence'le regüle ediliyor. Demokrasinin kılıcı gibi görmek lazım. Regüle ediliyor diyorum, evet, ben. Bir yerde durduran. Trump'ın ensesinde mi? Trump'ın ensesinde bunları yapılması gereken diyen kişi o zaten. Yani aslında şöyle. Yani bazı şeyleri yaptıran yani 300 kişi, milyon
Luke bir Amerika'dan bahsediyoruz. Değil mi? Evangelist nüfusunu biliyor musun? 80 milyon 23 civarı. Milyon yok, bir evangelist. 80 civarı, evet, konuşuyoruz. Bak şimdi. Ailelerle birlikte 80 diye. Şimdi şöyle bakalım. Böyle bir nüfus diyelim ki 100 milyon olsun. Tamam. 3'te 1'i. Yani 3'te 2'si var orada. Daha güçlü bir yapı. Bunlar, bu şöyle bir yapı. Bahsettiğimiz evangelist yapının, benim bahsettiğim 23 milyon etkili evangelist yapıdan bahsediyorum. Aileleri mahalleleri bilmem ben. Şunu oturtturmamız lazım. Yahudi nüfusu da az. Ama çok etkili. Şimdi fakat bunları kim kullanıyorunun hikayesini yazmadığımız sürece bizim aynı 15 Temmuz'da FETÖ ile uğraştığımız gibi. Yani FETÖ'den bana ne ya, ben giderim Washington'da uğraşırım. O yüzden siz evangelikler, yani evangelistlerle uğraşmanın bir anlamı yok. Bütün hani yazarlar evangelizm kitaplar filan. Ben hep diyorum ya, hani evangelizmle ilgili yazılan kitaplar çöptür, okumayın. Niye? Çünkü FETÖ'yü okumakla aynı şey, ne fark eder ki? Yani öyle bir yapı yok. Onun arkasındaki yapıyı okumak doğrudur diyorum. Yazılanlara bir şey demiyorum. Adam araştırmış, yazmış. Ama bilginin gerçeğini, orijinini, merkezini okuduğunuz zaman çözebiliyorsunuz. Eğer bugün bu programda anlattığımız tapınak şövalyeleri hikayesini bilmeden, gözünüzü seveyim, ekonomi yorumu nasıl yapacağız? Hani para çok önemliydi? Şimdi şöyle söyleyeyim mi? Yakın zamanda göreceksiniz, Rothschild işte bir Akdeniz'de bir banka kuruyor, biliyorsunuz 500 milyar dolarlık da bir yatırım yapmayı planlıyor. Ama para, bahsettiğimiz para dolar mı Beyza? Bitcoin artık. Hmm. Hani coin, Bitcoin demeyelim de coin. Hatırlıyor musun Abdullah'la birlikte anlattığım, tamam, bir şey vardı. US coin demiştim ben. Ha, siz demiştiniz. Ha, US coin. İlk defa açıklandı, evet. Türkiye'de US coin konusu. US coin'i açıklamıştım. Yakın zamanda US coin'e geçtiğiniz zaman, petrolün de coin'ler üzerinden alışveriş yapıldığı zaman ne olacak? Doların bir anlamı olabilir mi? Amerika benim dolarım var diyebilir. Hani FED de bassa eninde sonunda kararı, yani ne kadar basılması gerektiğini, kime borç verilmesi gerektiğini, borç alan adam ve onu yöneten adam Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi. Paranın sahibi ne kadar Yahudi aileler olsa da. Yani şimdi ekonominin neresini konuşacağımı söyleyin bana. O yüzden hep der ki Ertan Bey, ben öyle bir konuşurum ki ekonominin olmadığını anlarsın diye. Yani yok ki öyle bir şey. Ama yani tabii burada çok daha farklı şeyler de var. Yani coin teknolojisinin arkası blockchain, şu bu. Çok önemli bir olay var ki kaynağı bulamıyorsun. Evet. Tabii. Abi geriye dönemiyorsun. Geriye dönemediğin yerde her türlü siyasi operasyonu yapabileceğin. Daha iyi ya. Bunu da karşılıksız dolar tabii basacağına. Çok güzel. Karşılıksız dolar basacağına, oraya buraya dağıtacağına, kasa kasa, bunu kullanmak daha akıllıca bir iş. Hı hı. Ama şimdi bunların arkasında yani ne var? Aslında yani basılan para da önemli değil. Orada sistemde şöyle şimdi bir şey. Şimdi nihai amaçlarına yani gelelim. Yok aslında olan bir, evet, evet, istediğiniz zaman kurgulayacağınız bir yapının arkasında tüm ekonomiyi yönetiyorsanız müthiş değil mi? Ki, sahibi olmak ister misiniz böyle bir yapını? Müthiş değil mi? Hı hı. Kimse izinizi bilmiyor. Coinler moinler havada uçuyor. Ne, evet, olduğu belli değil. Sistemi kuracak akıl. Yani hayır, bir tane Japon varmış da o kurmuş da filan fişmeken, bir şey söylemek istiyorum. Bu kadar mal varlığına sahip olacaksınız. Başkası sizin yerinize bir para birimi oluşturacak. Böyle bir şey olabilir mi Beyza? Mümkün değil tabii. Buyurun efendim. Şimdi burada, bu arada Özerkar sordunuz tekrar galiba, siz soruyorsunuz ama Atatürk bunları biliyor muydu tapınakçıları konusunu? Evet, az önce de bir izleyicimiz sordu. Erhan Bey de zaten bunun cevabını verdi, doğruladı. Dolayısıyla hani tekrar sorulmasına gerek yok. Şimdi Erhan Bey, zamanda yolculuğa gelelim mi? Birden bir geçiş konuyu yapacağız bir ama. Bir şey yapalım aslında. Çünkü son bir şey kaldı. Evet, nihai hedef olayı var şu an. Bu adamlar bu parayı ne yapacak? Bu kadar gücü ne yapacak? Sence ne yapacaklar? Yani aslında yapacakları bir tek şey var. Bakın, bir insanın ne kadar parası varsa hani amaçsızlaşıyor hayat. Tabii ki bunların asıl amacı, hala ben bunu söylüyorum, bunu anlamadıkça bir şey olmaz. Yani ne kadar parayı kazanın? Yani 500 çift ayakkabı olsa ne işe yarayacak? İnsan giyecek mi onu? 30 tane araba olsa kullanacak mı? Daha çok ruhsal amaçlara hizmet ediyor işte. Bir yerden kutsal kan, Mesih, Mesih'le sonsuza kadar yaşamak. Bakın David Rockefeller yedek parçayla 102 yaşına kadar yaşayabildi. Buna inançları Mesih'le birlikte sonsuz yaşam vaat ediyor.
Sonuçta Kudüs'te kilitlenecek bir olay. Kudüs nihai hedef olacak. Ve bunun için de Türkiye çok önemli. Evet, Akdeniz'e akacaklar. Kudüs de bunun bir parçası olacak. Akdeniz'deki petrole ulaşmanın nedeni petrolün sahibi olmak değil. Petrol yani, o kadar önemli bir çünkü şey değil. Petrol, Amerika'nın sanal paranın petrol ve rezervi, yani dünyanın en büyük rezervine var. Petrolle ilgisi yok. Onu yönetmek önemli. Kimi zengin olacak, kim olmayacak, petrolün ona karar önemi yok. Bakın, akademisyenler bugün Türkiye'de yazı yazıyor. İşte bütün bu savaşlar petrol kaynaklarını ele geçirmek için diye. Bu 1972 yılında OPEC krizi zamanında falan doğruydu. Bitti 1970'li yıllar. Şu an petrolün bir tek önemi var. O da sanal paranın, yani karşılıksız basılan paranın sisteme girmesi için kullanılıyor. Ama tek kullanıldığı, yani tek kullanıldığı yer o değil. Yani başka şeylerle de girebilir. Petrol o kadar önemli bir şey değil. Bizimkiler çok abartmaya başladı hala 70'li yıllarda kaldığımız için. Petrol sadece bir araç. Silah var, uyuşturucu var. Yüzlerce şey var artık bu sanal paranın sisteme girdi. Ama sonuçta bir nihai hedef var. Bunu şey yapmayalım. Ama şu da kesin, hep söylediğim şey. Kudüs'ü ne Fransızlar, ne İngilizler, ne Almanlar Yahudilere bırakmaz. Eninde sonunda onları yok edecekler Kudüs'ü almak için. Çünkü Haçlı seferlerinin amacı bu. Kudüs'ü Hristiyanlaştırmak ya da Kudüs'ü kendi inançlarına benzetmek. Ama burada Yahudilik yok. Çünkü son savaşta ölmesi gerekiyor onların. Onun için, Yahudileri diyorsunuz. Tabii ki. Onun için yani olayları böyle okuyup nereye gittiğini çok iyi analiz etmek gerekiyor. Şimdi soruya geçebiliriz. Ben zamanı değerlendirmek için artık zamanda yolculuk konusuna geçelim mi diyorum ki, izleyicilerimiz bile sorularla buraya geçtiler çünkü zamanda yolculuk yoktur, boyutlar arası yolculuk mümkündür, bilmek isterim ki diye başladı sorular. Şimdi, Albert Pike zamanda yolculuk yapabiliyor muydu? Süleyman Can Pişkin sormuş mesela. Evet, bilmiyorum. Şimdi, yalnız şöyle bir şey söyleyelim. Kuantum fiziği açısından zamanda yolculuk mümkündür. Yani fizik zamanda yolculuğa izin verir. Böyle boyutlar arası yolculuk mu? Boyutlar arası ve zaman içinde yolculuk. Çünkü aslında Einstein tabii görecelilik teorisi boşluklarla doludur. Lorentz dönüşümler üstüne kuruludur. Yani bir takım mesela ışıktan hızlı giderse bir cisim ne olur falan. Karanlıkta kalan şeyler, ama onunla bir çalışma yaptığınızda, çok girmeyeceğim ayrıntısına, burada şey değil. Ama zamanda yolculuğa izin verir, ama nasıl olacağı konusunu bilemeyiz. Ama fiziksel olarak bu gerçek bir şeydir. Ve olabilecek bir şeydir. Tarihsel kayıtlarda vardır zamanda yolculuk. Yapıldığına dair. Efsaneleşmiş. Yapıldığına dair birçok kayıt vardır. Yapılması olanaksız değildir. Yapılabilecek bir şeydir. Onun için masalcı da zaten olabildiğince var. Olabiliyor zaman kaymaları. Ve fiziksel olarak olabilecek bir şey. Hatta en son haber okuduk. Teorik olarak farklı bir yerden, uzay zaman bükülmesinden de yapılabilir diyorlar. Ama farklı şekillerde de yapılabilecek bir şey. Şimdi tarih içinde zaman yolculuğuna ait birçok şey olması, hatta şaşırtıcı derecede doğru olması. Tarihte ve kutsal kitaplarda değil mi? Tarihlerde ve kutsal kitaplarda. Evet. Bunun olabileceğini gösteriyor. Ben de olabileceğine inanıyorum. Olmuş olduğunu düşünüyorum. Ya, tabii science fiction bir şey oldu şu anda. Kurgu yani. Kurgu gerçek oldu mi, ama değil her mi? Kurgu gerçeğe dönüşür. Yani bakın, fizikte bu böyledir. Hani lazerin teorisi bulunmuştur önce. Ama yapmak zaman almıştır. Çünkü işte %99 yansıtıcı ayna yapmak, işte bilmem ne kadar geçirgen ayna yapmak, hani bu teknolojiyi oturtamamıştır insanlar. Ama teorisi daha önceden gelmiştir. Bunun teorisi vardır, olabilecektir. Işınlanma da dahil. Yani biraz daha hani herkese yayılması için zaman beklemektedir. Zamanda kayma olmuştur dediniz değil mi? Kesinlikle. Zamanda olmuş buna, mu yani? Yer, mekan belli mi? Tanık olanlar belli mi? Belli. Bazı şeyler belli şimdi, çok spekülatif şeylere girmeyeyim ama belli. Belli ne demek ya? Söyle. Kayıtlarda var demek. Kayıtlarda. Hangi kayıtlarda var?
yani anlatılan evet. sözlü ve yazılı kayıtlar da var. Bazı kayıtlara ulaşanlar eski. Bunları bilebilirler. Yani Türkiye'de yani bunu okuyan 3-4 kişi olduğunu biliyorum. Hatta ikisiyle televizyon programına katılmıştı. Kutsal metinlere baktığınız zaman da bu kayıtlar çıkıyor. Kayıtları okuyan. Kutsal metinlere baktığınız zaman bu kayıtlar çıkıyor. Yani Zümrüt tableti okuduğunuz zaman. Ne deniyordu? Yani işte orada bir zaman yolculuğundan bahsediyor zaten. Direkt. Yani olabilir diyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Peki, zaman kırılmaz. Kırılmayla değil. Yolculuk aynı şey değil bu arada değil mi? Değil. Bakın zaman bizim yarattığımız bir kavram. Yani uzaya evet. çıktığınız derken zaten şimdi... Zaman bizim yarattığımız lineer olarak. Yani şu son dönemde yarattığımız bir kavram. Yani eski toplumlarda, pagan toplumlarında lineer zaman bile yok. Hepsi birbirini tekrarlayan döngüler süreçler. Şeklinde ilerliyor, süreçler şeklinde ilerliyor. Yani biz yarattığımız bir kavrama çok abartıyoruz. Gerçekte an dediğimiz... Çünkü zaman an dediğimiz parçalarla zaman yolculuğu mümkün. Çünkü fiziksel olarak da zaman süreksiz akıyor. Sürekli bir grafik çizmiyor. Bunu isteyen olursa bana sorar açıklarım fiziksel olarak. O yüzden her zaman mümkün. Diyelim ama çok hani şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve tarihsel arka planı çok önemli. Hani spekülatif şeylerle de çok... Bir şey soracağım. Bütün bunlara dayanarak şey yani masalcıda bunların şey var mı? İpuçları var. İpuçları. Var. Masalcının içinde birçok şifre var sormuş birisi. Evet. Özellikle ben rica ediyorum masalcıyı okuyanlardan buradaki isimleri araştırsınlar. Dikkat etsinler. Her isim her bir ipucu veriyor. Her şey gerçek. Yani %70'i gerçek bir kitap. İsimler de gerçek. Bazı isimler ve bazı olaylar çok önemli ipuçları veriyor. Özellikle ikinci bölümde. İkinci bölümde diyorsunuz. Yani ikinci özellikle. Kitapta bendeki bazı belgelere dayalı olaylar da var. Hı hı. Onlara baksınlar. Enkaz bilmek isterim ki Erhan Hocam burası kayıt dışı bence siz her şeyi açık açık söyleyin demiş. Doğru söylemiş. Söylenebildiği kadar söyleyeyim. Evet, şimdi gelip paradan bahsederken ben bir şey anlatayım. Kaç dakikamız var Beyza? Şimdi bir bana süre söylersen ona göre ya sonraki programa bırakacağım. Kaç dakikamız var? Bir saniye. 43 geçe bitiriyoruz. 37 geçiyor şu anda. Evet. 5-6 dakikamız var. Hemen anlatmaya çalışıyorum. Şimdi para kavramında en önemli ezoterik adamlardan bir tanesi. Yani tapınakçıların en baba adamları derler ya böyle. Evet. Üstad-ı Azam'ı Benjamin Franklin. Şimdi ben Buket bir şey filmi koyabilirse 24 saniyelik bir şey izleteceğim ben Londra'dan Buket. Bir görüntü. Şimdi Benjamin Franklin'den bahsetmek gerekirse 1783-1787 yıllarında Paris'te bulundu Benjamin Franklin. Ne olarak bulundu? Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi, devletleri diyorum. Çünkü o zaman biliyorsunuz devletler şeklinde oluştuğu dönemdeyiz şu anda. Şunu söylemek istiyorum. Ne yaptı bu süreç içinde? 1700 çok daha önce geldi gitti ve 1789'da biliyorsunuz Fransız Devrimi var. Evet, biraz şeydi ama ufak bir izleyebilirsek onu ekrana da verebilirsen. Londra'da yine bir sabah Carvin Street. Burası Carvin Street. Carvin Street Benjamin Franklin'in Londra'da kalmış olduğu ev. Az önce sorduğum. Evet. Bu ev işte altında mahzeninde 1000'e yakın 1200 adet kemik bulundu. İskelet bulundu. Londra'da yine bir sabah. Bunu daha sonra bunların içinde fetüsler de var. Yani hem doğmamış çocuk iskeletleri. Yani ayin mi yapılıyor? Yani şimdi şöyle. Benjamin Franklin çok ilginç bir adam. Ünlü bir casus aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri adına çalışan ve iki tane örgütün üyesi Benjamin Franklin İngiltere'de. Bir tanesi bunlardan Hellfire, Cehennem Ateşi Örgütü. Cehennem Ateşi Örgütü İngiltere'den paralar alıp veyahut da bir komün oluşturup
Amerika Birleşik Devletleri'ne silah götürmek için oluşturduğu kendi altyapısında bir projesi yani bir örgüt. Bu örgütü kuran adam Benjamin Franklin'le çok yakın arkadaş oluyorlar ve evet örgütün Hellfire örgütün kulübün evet yine kuru kafa göreceksin. Ama taçlandırılmış. Var olmuş yeri yani işte binası diyelim Londra'nın dışında bir yerde. Bu örgütte en önemli şeylerden bir tanesi şu. Ojiler dediğimiz bir yığın ayinler yapılıyor. Ama bu binanın en alt katında çok özel mağaralar var. Bu binanın en alt katında. Binayı da gösterebilirse yıkık halde duruyor burada bina ama. Burada kuru kafa niye taçlı? Efendim? Ölüm, yeniden doğuş işte, ve kral olma. Kral olma tabii. Aslında şu ölümsüzlüğün de kraliyeti. Evet, yani öteki tarafın krallığından bahsediyor. Şimdi Benjamin... Evet bu binadan bahsediyor. Bu binanın yıkılmış hali şu andaki. Eski hali bir hayli böyle tepesinde 12 metrelik bir altın kubbenin veya da dairenin olduğu. Burada da ayinlerin yapıldığı filan bir yer. Benjamin Franklin aynı zamanda kim olduğunu söyleyeceğim anlayın. Doların üzerindeki bu üçgeni çizen adam. Hani o her şeyi gören göz var ya, onu kendi eliyle çizmiş olan adam. Aynı zamanda Benjamin Franklin, şimdi soracaksın Amerika'da kaçıncı başkanı meselesi, kendi aramızda kod ismi. Altıncı başkanı, yani Benjamin Franklin deyince 100 doların üzerindeki adamdan bahsediyoruz. Aynı zamanda bu adam 7 Kız Kardeş Locası, Fransa'daki 7 Kız Kardeş Locası'nın geldiği anda Üstad-ı Azamı oldu. Yani siz Amerika'dan geliyorsunuz, geldiğiniz anda sizi hemen Paris'te karşılıyorlar ve hemen 7 Kız Kardeş Locası'nın, evet Benjamin Franklin dediğimiz amca, 100 doların arkasındaki amca bu. Şimdi bu adam çok ünlü bir tapınak şövalyesi. Yalnız bu arada hemen bir şey söyleyeyim, evet, çok hızlı hızlı. Çok benim sevdiğim bir film vardır, Cary Grant başrolde, Arsenic and the Old Lace diye. Türkiye'de Ahudu diye oynadı. Aslında Benjamin Franklin'in bu öyküsünü anlatıyor. İki kız kardeş Ahududu likörü içererek insanları öldürür. Onların ruh hastası bir erkek kardeşi vardır. Kendini Roosevelt zanneder, Theodore Roosevelt zanneder ve cesetleri gömer. Aslında onun teyze oldu da şey olmuştur, Frankenstein. Yani bir çalışma ayin yapılıyordur aslında. Ve bu olayı hiç beden bir filmdir. Eğer Arsenic and the Old Lace'i bulurlarsa izleyiciler çok komik bir şekilde bunu anlatıyor. Bu arada sizin de bir takipçiniz az önce izlediğimiz kısa videoyu paylaştığınızda aynı sokakta insan etinden börek satan bir şeyin hikayesini lütfen Ertan Bey araştırın demiş. Hatta Johnny Depp'in oynadığı filmi de oturdum onu izledim. Tamam, yani doğrudur. Ben o paylaştıktan sonra arkadaşın kim olduğunu biliyorum ama ismini hatırlamıyorum şeyden. Evet. O Johnny Depp'in filmini yollamıştı bana. Çünkü bu hikayenin devamı. Tabii o bir şey eninde sonunda fantastik ama yaşanmış bir film. Bir olay yaşanmış bir olay değil şimdi mi? Şimdi şöyle aynı sokakta olduğunu söylüyorum. İşte aynı ama bu evde o kadar ünlü insanlar kaldı ki. Yani bu Penn ailesi yani Pensilvanya'nın ismini veren ve Pensilvanya'nın işte bütün o arazilerin sahibi olan Penn ailesi aslında bu evin sahibi. Penn ailesinin kızı bir yani bu rivayetin devamını söylüyorum. Damadı aslında bir doktor. Benjamin Franklin çok meraklı bir adam. Bunun için kadavraları yani mezarlar açılarak mezarlardan gelen kadavraları yavaş buraya yavaş getiriyorlar ve orada operasyon yapıyorlar diye söylenir. Ama 1200 tane kemikten bahsettik ya insan fetüs kemiğinden, fesusta dahil. Bu yalnızca bir metrekarede çıkan. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Belirsiz. Bir gün Hellfire'ı filan ve Junto'yu yani özel örgütlerini Benjamin Franklin'in daha da masaya yatırırız inşallah. Bir gün sonra tamam yine bir dakika geçtik diye Sertaç uyarıyor. Yine doyamadık, yine süre yetmedi. Erhan Altunay çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak söyleyeyim. Ciddi çok kritik bir süreçten gidiyoruz. Birlik zamanı, aklı başında olmak zamanı,
ciddi olarak ve ciddi olarak bu konulara eğilin, anlayın ve birlik olalım diyorum. Komplo teorisi deyip itibar saçtırmaya çalışmayın. Şu anki yaşadığımız dönem böyle bir dönem değil. Benjamin Franklin'in bir lafıyla bitireyim. Buyurun. Ben de. Boş bir çuval hiçbir zaman ayakta durmaz diyor. Onun için içimizi olabildiğince bilgiyle doldurmamız lazım ki ayakta dimdik duralım. Ertan Özdi, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Erhan Altun'a çok teşekkürler. Hayırlı olsun yeni kitap. İzleyicilerimizin ismini not aldık. Bu arada bir sonraki kitabı da heyecanla bekliyoruz. Masalcı 2'yi de bekliyoruz. Evet, en yakın zamanda. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Efendim çok teşekkür ediyoruz katılım gösterdiğiniz, izlediğiniz için. Sağolunuz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.